Evet arkadaşlar, bir teknik arıza oldu valla, istek kabul etmeyi telefon. Kapattım, geri açtım. İmparatorum Mehmet Hanifi Başkanım, tekrar istek atarsanız. Yayınımızı da bu arada tekrardan söyleyelim. Bugünkü yayın konuğumuz Tejderspor eski kulüp başkanı, iş insanı Suat Yıldırım başkanımız ilerleyen saatlerde bizden birlikte olacak. İmparatorumuz Hayati Palancı ve başkanımız Mehmet Hanifi Selimoğlu bizden birlikte olacak. Yayında bir sorun oldu. İstek alamıyoruz. Hanifi Başkanım, Hayati Hocam, tekrar istek atarsanız. İyi akşamlar Recep Sarıgül abim. Teşekkür ederiz abi. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar bu arada yayınımızı paylaşırsanız. Şu anda düzel, ha? Anda almıyor herhalde. Hayat hocam, sen şu şeylerle bir bak, şu anda aynısı oluyor. İsteğini görüyorum, kabul ediyorum ama almıyor. Hanifi Başkanımı şu anda aldık. Ekranda ekleniyor yazdığı. Hala bağlanmadı. VIP'de sorun yok. Bağlantı kurulamadı diye. Allah Allah. Hocam bak, attın. Şu anda ekledim hocam. Ha, şu anda bağlandı. Hocam bir arıza oldu herhalde. Vallahi bilmiyorum. Şimdi sen istek atıyorsun, kabul ediyorum, ışık geri sönüyor. Şimdi geldi. Bir 5-6 Evet, istekten sonra geldi. evet. Hoş geldin hocam, hayırlı akşamlar Hoş bulduk. diliyorum. Hayırlı akşamlar. İyi Nasılsın, yayınlar. iyisin Dinleyen hocam? herkese de hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar hocam. Hanifi Başkanım, istek atarsan. İnternette de çünkü sorun yok. Hocam nasılsın, iyi misin? Vallahi iyiyim. Bugün biraz rahatsızım işin açıkçası. Geçmiş olsun hocam. Nasılsınız? Hanifi Başkanım, istek atarsan. Sayfaya yeni Ben atayım. yeniden girsin çıksın. Ben davet ettim hocam. İste yok, şu anda istek atmadı hocam. İsteği bende görünmüyor. Kendisi izliyor ama isteği görünmüyor hocam. Hoş bulduk Turabi Baba. Ufuk, teşekkür ederim kardeşim. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlarınız olsun. İsteğin, Hanife Başkanım, isteğin görünmüyor bende. Ben de seni davet ettim.
Serdar Kaplan ne yazmış? Başkanım, uygulamayı kapat. Arka plandan Kaldır, kaldır, aynen yeniden yeniden gir. yaz. Nasıl, biz mi tekrar Yok çıkıp yok, gireceğiz hocam? sanki başkan temizlesin ekranını, tekrar giriş yapsın senin sayfana. Aa, işte geldi. Aa, şu anda kabul ettim. Şu anda Merhaba katıldım. abicim, iyi akşamlar. Hayırdır ya? Nazara mı geldik nedir Valla. ya? Nasıl Vallahi... geldin abim benim? Ya Sesinde mevzuyu sıkıntı bilen var herhalde arkadaşlar abim yardımcı olurlar ya. da hamdolsun. Hocam nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim başkanım. Sen nasılsın? Hamdolsun hocam, duacıyım. Görüşemiyoruz hocam. Vallahi biraz öyle oldu. Hey ya hocam ya. Bora abim sen nasılsın? Abi çok şükür. Sen nasılsın? İyi misin Hamdolsun, abim ben? hamdolsun. Yaramaz bir şey yok. İzleyen bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime, büyüklerime, özellikle Malatya sporcularımıza saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar abim ben. O cumartesi günkü maçta hakikaten bizleri yalnız bırakmayan her iki derneğimize de, kardeşlerime, büyüklerime gelen, dernek üyesi olmayan Malatya sporcularımıza tekrar buradan saygılarımı gönderiyorum. Özlemişiz. Onlar da sağ olsun. Yani çok güzel günler yaşadık. Sağ olsunlar, var olsun. Yayından düştün Hanefi Başkanım. Tekrar yayından düştü Hayati Evet. Hocam. Hanefi Başkanım, istek atarsan yayından düştün. Tekrar istek attı hocam. Allah Allah, bu ne oldu ya? Abi yayından düştün Ya bir başkanım. yayından düştüm de bu işte bir iş var bence baba. Abi ben sana ayıktıram bari abicim. Nazara geldik, bir sabote işi var bence. Bu ara ben şeyi söyleyeyim. Muharrem Zeyno hocam. Ellerinden öpüyorum onun. Rabbim sağlık sıhhat versin. Paşa Okyay hocama da Rabbim sağlık sıhhat versin. Ben her Amin. ikisine de şükranlarımı gönderiyorum. Amin. Futbolun içinde böyle şeyler olur diyorum. Saygılarımı sunuyorum ikisine de. Muharrem hocamın ellerinden öpüyorum. Yolları batları açık olsun. Gönüllerimiz bir, o kadar diyeyim. Fazla da orayı dramatize etmek istemiyorum. Her ikisini de çok seviyorum. Çok seviyoruz. Özellikle yani bizim takımımızı hakikaten aldılar, bir yerlere getirdiler. Ben bir Malatyaspor taraftarı olarak saygılarımı gönderiyorum. Bu kadar söylüyorum. Hocam biliyorum rahatsızsın ama bu konuda Hayati hocam. Efendim. Hocam biliyorum rahatsızsın. Bizi kırmadın, yayınımıza katıldın. Aslında rahatsız olduğunu da biliyorum. Hocam sesim geliyor Şimdi mu? geldi. Öyle mi? Allah Heh. Allah. Allah ya. Evden mi suikast yapıyorlar? Ne yapıyorlar ya? Hiç sıkıntı değil. İsteyen istediği yerden suikast yapmak da serbesttir. Hiç problem değil. İstediğimiz yerden açarız. Problem değil. Bu arada bugünkü yayın konuğumuz iş insanı Tejdespor eski kulüp başkanı Suat Yıldırım. O da herhalde trafikteymiş. İlerleyen saatte bizle birlikte olacağını söyledi kendisi. Bu arada da Malatyasporumuzun işte bu cumartesi günü
Erkenek'le bir maçı var. Bunun hazırlıkları da sürüyor yardımcı hocalar nezaretinde. Aldığımız duyumlara göre de takım bayağı neşeli olduğunu söylediler. Ben gitmedim ama bayağı bir istekli olduklarını söylediler. İnşallah Erkenek'i de yenip önümüzdeki final maçı, Arap Gir maçına daha düzgün, daha intizamlı şekilde arkadaşlarımız gayret gösteriyor. İnşallah Arap Gir'imizi yenip playoff'lara kalacak takımımız diyorum. Kendilerine de buradan hepsine, sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum. İnşallah ondan hiçbir şüphe yok. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz gerekeni yapacaklar. Arapgirspor'a önümüzdeki yıl Malatya Amatör Küme'de başarılar diliyorum. Onlar da inşallah önümüzdeki yıl aynı performansı gösterip Bal Ligi'ne çıkarlar. Biz de önümüzdeki yıl inşallah bir üst lige, üçüncü lige çıkmanın şeyini yaşarız. Ya bu arada şey gönderiyor da Hüseyin Güngül, ayıp olmasın, İspanyolca yazıyor. Diyor ki Malatyaspor'umuz büyüktür. Malatyaspor'umuzun varlığı bize gurur verir. Malatyaspor'umuza önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum. Bahri Ağabeyime, Hayati Hocama ve bana selamlarını göndermiş. İzleyen herkese selamlarını göndermiş. Bakkala çıkıp bir limon alıp tekrar yayına döneceğini söylüyor. Hüseyin Güngül'e buradan teşekkür ederiz. Biz de zaten kendisine bir kamyon limon aldık. Kargo yapacağız inşallah. Faysal kardeşim de Hanifi Başkan küçük harflerle öksür ki yayın kesilmesin. Ya Faysal'ım valla bir sıkıntı yaşadım. Geçti. Ondan sonra Malatya'ya geldik. Biraz herhalde bağırdık mı ne olduysa. Üzerimizden bir türlü atamadık. Faysal'ım bu şeyini dikkate alacağım. Canını sıkmasın. Valla mesajlar çoğaldı da. Aha dayım geldi valla. Başkan. Aleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleyküm Hayırlı selam yayınlar. dayım benim. Hoş Hayırlı. geldin. Safalar Allah getirdin. razı olsun. Ne var ne yok hanım başkanım. Vallahi hamdolsun dayı. Ne güzel oldu Allah. ya. Hasret giderdik böyle. Uzun yıllar olmuştu görüşmeyeli dayım benim ya. Allah Allah razı olsun. hepinizden razı olsun. Bize çok büyük Ben... ilgi alaka gösterdi. Vallahi sağ olun var olun ya. Allah razı olsun. Hayat hocam nasılsın? İyiyim Suat abi. Sen nasılsın? Çok şükür. Bahri başkanım sen? Teşekkür ederim başkanım. Sen de iyi Allah razı misin? olsun. Çok şükür. İyiyim. Evet Suat başkanım. Senle başlayalım. Ben ilk önce yayına başlamadan önce Muharrem hocama, Paşa hocama verdikleri emeklerden dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Malatyaspor'a zerre kadar faydası dokunan insanların hepsinden Allah razı olsun. Amin Onların da dayım. emeklerine sağlık. Allah onların işini gücünü rast getirsin. Buraya kadar takımı getirdiler. Minnettarız yani hocalarımıza. Ha işte bu futbolun içerisinde olan şeyler işte ufak tefek anlaşmazlıklar oluyor. Sıkıntılar oluyor. İşte ayrılmak zorunda kalırsın. Bundan sonraki futbol yaşantılarında onlara başarılar dileyim. Diğer de işte takımı içerisinde inşallah pazar günü bir ya cumartesi günü maçımız var Erkenek'le. Salı günü de yine bir final maçı oynayacağız. Kaybedilmiş bir şey yok. Bu futbolcu arkadaşlarımıza da inşallah bir ibret olur. Önümüzdeki maç daha iyi olurlar. İnşallah bunu da alırlar. Bütün Malatyaspor taraftarını, camiasını sevindirirler inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Evet. Sevindirerek Malatyaspor'umuzun şanlı tarihine altın harflerle yazılacağına, isimlerini yazdıracaklarına hiçbir şüphemiz yok. İnancımız sonsuz. Önce Allah'a, sonra o kardeşlerime güveniyorum. İnşallah Evet. temennimiz inşallah galip gelirler. İnşallah bu ligden çıkarlar. Malatyaspor'umuz eski
özlenen, beklenen günlerine geri tekrar döner. İnşallah. Bunun için de hepinize, sizlere de minnet, saygı duygularımı ifade edeyim. Yani Allah razı olsun. Malatya Spor Lig başladığından beri yayın yapıyorsunuz. Dışarıda yani maddi destek anlamında Allah razı olsun. Yani hepinizden ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayır, biz hizmetkarız. Asıl biz sizler gibi büyüklerimizin hakikaten bizi terk etmediniz. Bacamız orada tutuyor. Allah sizlerden razı olsun, başkanlarımdan. Taraftarıyla, sporcusuyla, hocasıyla, yani herkes bu şeyin içerisinde. Yani kimseyi bu kulüp dışlayamaz, kimseyi dışarı atamaz. Biz hep beraber yani bu takımı Elbir Ligi'nden buralara getirdik. Bundan sonra da Elbir Ligi'nden hep beraber götüreceğiz yani. Burada kızma, yücelme, darılma olmayacak. Bu bütün Malatya'nın takımı. Biz bunu Adil Gevrek gibi kendi şahsımıza bir yönetim de sergilenmiyor yani burada. Ben yaparım, ben ederim, ben bilirim düşüncesi de olmuyor. Yani insanların fikirleri alınıyor, düşünceleri alınıyor. Hepimiz el ele vermişiz. Karınca kararınca kulübümüze sahip çıkıyoruz. Daha bundan güzel bir şey olur mu? Geri kalan futbolculara kalmış. İnşallah onlar da işte salı günü inşallah bu maçı alırlar. Önümüz açık ondan sonra inşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle. İnşallah. Dayım, ben şöyle nacizane katkıda bulunayım. Bizim şimdi uzun yıllar oldu. Arada birkaç öyle şeylere geldim ben, cenazelere. İşte Türkiye'ye git, tekrar havaalanına gel, geri dön. Öyle sizlerin arasına karışmamıştım. Sizleri görmemiştim. Gördüm, çok mutlu oldum. Şunu bir daha gördüm. Malatya sporumuz hakikaten, yani hakikaten Malatya sporlu olmak bir şereftir. Bir Malatyalı olarak. Malatya sporunun büyüklüğünü, şanını zaten biliyorduk. Bir daha tescillendi. Bir amatör küme maçında insanları, bir amatör kümede olsa bile insanları, şehri, camiayı nasıl birleştirdiğini, Malatya Spor'un adı buna yetti. Adının büyüklüğünü herkes gördü. Bir de şuna şahitlik ettim, dayım benim. Maalesef Malatya'da birilerinin mevcudiyeti, varoluşu şeye bağlanmış. Malatya Spor'umuzun yokluğuna bağlanmış. O da onların acizliği, zavallılığı. Oysa kendi ayaklarının üstünde de durabilirler. Durabilmeyi en azından öğrenmeliler. Ama olsun. Yani demek ki Malatya Spor'un şanındandır. Onlar hala öyle gördüm ki Malatya Spor'dan büyük rahatsızlık duyan bir kesim var. Onlara da yazıklar olsun diye diyorum. Acıyorum yani, öyle diyeyim. Acıyorum. Yine söyleyeyim. Ya o kadar çok böyle eskilerden insanlara rast geldik ki dayı. Dışarıda, tribünde, otelde, yani duygulanmamak elde değil. Ne diyorum yani, bizlerin gurbetteki insanların Malatya'ya gelmesi keşke hep bu vesileyle olsa, hep böyle mutlulukla olsa, neşeyle olsa, yoksa diğer türlü işte dediğim gibi cenazelere falan geliyoruz. Onlar da tabii baş göz üstüne, ölüm haktır. Ama Rabbim hep bizi böyle güzel günlerde Malatya'ya getirsin. Güzel ağabeylerimizle, sizin gibi dayılarımızla görüştürmeyi, hasret gidermeyi nasip etsin. Buna da Malatya Spor vesile oluyor dayım benim ya. Malatya Spor büyük bir camia. Malatya Spor büyük bir camia. İnşallah şampiyon oluruz. Abi, şampiyonluk kutlamalarına inşallah. Da inşallah. İnşallah, inşallah. Abi, sesini Allah tutsun. O dediğin dostlukları gördüm falan. Zaten düşmanlık olmasa dostlukların da değeri anlaşılmıyor. Bırak İçimizdeki İrlandalılar da öyle yetişsin. İçimizdeki evet. İrlandalıları halledelim. İçimizde İrlandalılar var ya. Hocam, hasta halinle böyle konuşuyorsan helal olsun sana. Abi bu arada etrafına ateş attın mı kendini sokanlar var. Eyvallah. Allah onlardan korusun. Amin. Amin hocam, amin. Amin. Şimdi aşağıda arada yazıyor bazı arkadaşlar. Mahmut Malatyalı, ben buradan cevap vereyim.
Bak biz burada Malatya Spor programı yapıyoruz. Hocalarımız, abilerimiz hep iyi dileklerinde bulunuyor. İşte dere geçerken at değiştirilmez diye bir tabir kullanmışsın. Biz onlar bizim canlarımız. Sen ne kadar samimiyetimiz var onlarla biliyor musun bilmiyorum ama burada bir de yönetim kurulu var. Ben gerçekten çok üzüldüm onların görevden alınmasına ama şu var. Kesinlikle hepimiz çok üzüldük. Burada bir yönetim kurulu var. Ve o yönetim kurulunun aldığı kararı da saygı duymak var. Ben de istemezdim gitmelerini ama bir yönetim kurulu bir karar verdiyse de herkesin saygı duyması lazım. Ben bu kadar söylüyorum. Evet. Bunun altında sakın kimse bir şey aramaya çalışmasın. Hocam fake hesapmış. Serdar Kaplan şimdi kardeşim uyardı, fake hesapmış hocam. Takılmayalım. Evet. Hocalarımız Muharrem Zeyno hocam, Paşa hocam başımızın tacıdır. Malatyalı ama hep bizim programa katılıyor başka. Ha, o zaman Serdar'ım o fake değil o zaman ya, Mahmut Malatyalı, ben okumadım da. Biraz mesaj okuyalım mı Bahar abi? Şunu söyleyeyim abi. Bitireyim. Bu arada bitireyim abi. Tamam, özür dilerim hocam, özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi biz burada mümkün olduğu kadar programlarımızda kalitemizi düşürmemeye çalışıyoruz. Niye? Çünkü bizim taraf olduğumuz yer belli. Malatya Spor. Bizim bundan başka aksini düşündüğümüz, söylediğimiz bir tane bir program dahi var mı? Bu Malatya Sporluk duruşumuz bizim diğer takımları dışladığımız anlamına gelmez. Onlar da tabii ki Malatya'nın takımı ama ben tarafsam ben tarafım abi. Benim tarafım belli. Benim tarafım belli. Hanifi Başkan'ın tarafı belli. Suat Başkan'ın tarafı belli. Bahri Başkan'ın tarafı belli. Çok özür dilerim. Bir yerlerini oynatıp tarafı belli olmayan mahlukatlar bizi burada bazen sinirlerimizi gerdiler gittiler ama şunu söylüyorum. Biz futbolda asla büyük konuşmak gibi bir gafletin içine girmeyiz. Tamam mı? Gönlümüzden geçeni söylüyoruz burada. Biz Malatyaspor'un bu sene Bal Ligi'ne çıkmasını istiyoruz. Bu bizim gönlümüzden geçen. Ama futbolda büyük konuşmak var mı? Yok. Bizim burada herkesin saygı duyduğu pazar günkü oynanan Arapgir maçında gelip insanların o tabloya bakıp büyüklük amatörde mi Süper Lig'de mi görmeleri lazımdı. Bunu göremeyen zihniyetler maalesef işi farklı yerlere götürüyorlar. Demek ki bu şehrin birlik beraberlik çerçevesinde gerçekten bu takıma çok büyük ihtiyacı var. Biz de bu takımı nasıl oradan alıp bu birliğin beraberliğin olduğu, insanların birlikte hareket ettiği bir camiayı nasıl orada altta kafasına vurup oturttuğunuzun savaşını veriyoruz. Hepsi bu. Bir gün gelecek, bu lig de bitecek Hanifi Başkan. Bu bildiklerimin tamamını burada oturup anlatacağım ve o şerefsiz, haysiyetsiz, yoksun, şeref haysiyetten yoksun insanlar bir daha bu memleketin futbolundan elini ayağını çekecek, giremeyecekler. Zamanı var her şeyin. Ben şimdi susacağım, şimdi yayından çıkacağım ama Allah'a söz veriyorum. Bir gün bu yayında, işte bu karenin olduğu, dörtlü karenin olduğu yerde herkesin yüzündeki maskeyi indireceğim. Bak Allah'a söz veriyorum, bunu unutmayın. O benim Malatyalılık duruşumdur. Birileri götünü başını oynatmayacak abi. Tamam. Oynatırlarsa ben de buradayım. Onlar da burada görüşeceğiz. Ben hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Suat abi, hocam saygımızdan Allah şifa versin hocam. Görüşeceğiz inşallah hocam. Ayrılıyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah hocam. Estağfurullah. Geçmiş, çok geçmiş olsun. Hayırlı akşamlar. Seni seviyoruz geçmiş hocam. Çok. Allah razı olsun abi. Benim şimdi yeğenim var. Mert Özhan. Can Mert Özhan. Mehmet Hanif Selimoğlu, gece gündüz Malatyaspor'u düşünüyorsun abi, helal olsun. Adam gibi adamsın. Mert Cihan Özhan, yeğenim benim. Biz o adamlığı Kernekli, gençlikli Hüseyin ağabeyim gibi dayılarından, ağabeylerimden öğrendik. Senin babandan öğrendik. Anladın mı? Sen de onun evladısın, başımın tacısın. O güzel dileklerin için layık olacağız, başımın tacısın. Kernekli gençlikte Hüseyin'e de, ağabeyime de, güzel insandı. Allah mekanını cennet etsin. Buradan rahmetlerimi diliyorum. Yeğenim benim.
Sağ ol, var ol yeğenim. Gözlerinden öpüyorum senin. Dayı, müsaade edersem, arkadaşlar çok değerli şeyler yazıyorlar. Abi başkanım, özür dilerim. Bugün Malatya Spor Yönetim Kurulu'nun aldığı karar gerçi basına da düştü, sayfalara da düştü. Başka yayınlara Malatya Spor adı altında bağış toplanıyormuş. Onlara itibar etmeyiniz. Bizim tek, buna televizyon kanalları da dahil, bizim tek sayfamız Mehmet Hanifi Selimoğlu, İmparator Hayati Palancı ve Bahri Dönmez nezaretinde bizim himayemizde kullanılmaktadır. Sakın o bir yayıncı, yani yayın yapan arkadaşlara kesin ve kesinlikle itibar etmeyiniz diye bugün bir Malatya Spor Yönetim Kurulu açıklama yapmıştır. Kendilerine de buradan teşekkür ederiz. Yani kesinlikle Malatya Spor adı altında yardım toplayan diyen yayın kuruluşlara itibar etmeyiniz arkadaşlarımız. Yani bu kulübün verdiği bir karar, bugün basına da düştü, sayfalara da düştü. Kesinlikle Mehmet Hanifi Selimoğlu, İmparator Hayati Palancı ve Bahri Dönmez bize yetki vermişlerdir. Sadece o yayın hakkı bizimdir. Bizim yayınımızı kesinlikle kimse kullanmayacaktır. Kullanan arkadaşlara da savcılığa suç duyurusunda bulunacaktır. Ben bunu da buradan söylüyorum. Çünkü bugün basına da düştü. Sayfalara da düştü. Bu arada Mustafa Güner Başkanıma ve İdris Payza Başkanıma buradan çok teşekkür ederiz. Buyurun abi. Evet Hanifi Başkanım. Ya Suat dayım, şimdi sen benim başımın tacısın. Bir kere bize şeref verdin. Allah senden razı olsun. Şunu ben söyleyeyim. Tecdeli Suat'ın olduğu yerde Tecdeli Suat oraya şeref verir, güç verir. Önemli bir dayımızdır. Bunu ben açık yüreklilikle söylüyorum. Seni seviyorum dayım benim. Bizler de Malatya Spor'umuzun hakikaten bir neferiyiz, taraftarıyız. Senin gibi dayılarımız da yanımızda, Allah sizden razı olsun. Başkanlarımıza, yönetimimize, futbolcu kardeşlerimize, taraftarlarımızla beraber, derneklerimizle beraber yanlarındayız. Şöyle söylüyorum, Hayati Hocam biraz önce dedi ki işte şunlar Malatya'mızın takımı. Onun söylediği laf benim başım gözüm üstüne. Aynen öyledir. Yalnız bir tanesi hariç, o kulüp erkekçe mertçe diyecek ki Malatya Spor'un, ama bunu açıklayacak. Benim varlığım diyecek Malatya Spor'un yokluğuyla doğru orantılıdır. Malatya Spor yok olacak ki ben Malatya Belediye Spor olarak var olayım diyecek mertçe. Ben de onların alınlarından öpeceğim. O zaman da diyeceğim ki tamam la, bu da Malatya'nın takımı. Ama diyemezler. Ve şunu demelerini beklerim. Biz Malatya Spor'u yok etmek üzerine geldik. Uzatmayayım, bizim Arapkir'le maçımız var. Dayım senin de şey yapmayayım. Onlar şunu söyleyecekler. Biz her ne kadar Malatya'nın takımıysak da biz Malatya Spor'a ihanet ettik diyecekler. O zaman belki bir şeyler düşünülebilir. Diğer türlü benim onlara Malatya'nın takımıdır, bilmem şudur budur deme imkanım, ihtimalim çok zayıf. Ha şunu daha açık yüreklilikle söylerim. Emek var orada. Orada bazı insanların günahı kabahati yok. Adını siz söyleyin. Küme düşme vesaire asla. Ben bak düşmelerini istesem derim ki düşmelerini isteyeyim. Yok. Çünkü emek var. Sporcuların alın teri var. Malatya'nın parası var vesaire. Birçok sebepten dolayı onların da başarılı olmalarını istiyorum. İşin doğrusu bu. Yani kimse bana demesin ki yok Mehmet Hanifi onları tutmuyor ama küme düşmelerini istiyor. Öyle bir şey yok. Başkanım hoş geldin. İyi akşamlar. İyi akşamlar da yalnız seni bir yüzünü göre göre ters olmuyor. Baş durmuşsun başkanım, İdris Demek başkanım. Demek kıbleye gelecek türele. Şöyle kıbleye getir ha. Yönünü kıbleye ver ondan sonra. İyi akşamlar. Hoş geldin başkanım. Hoş geldin. İyi akşamlar. Nasılsınız, iyisiniz? Hoş geldin başkanım. Teşekkür ederim. Sen ne yaptın başkanım, iyi misin? Hayati hocama da Allah şifalar versin. Daha önce de görüşmüştüm. Amin. Öncelikle hem Selim başkanım, bazı şeyleri aydınlatmak lazım.
hem Hayati Hocam bizleri kırmadan şehrimizin kulübümüzün yıllarca içinde olup mefatlenen etrafında pervane gibi dönüp hatta kulüpte para kazanan hem yöneteceğim idarecide hem diğerleri şehirde yatağında kalkıp gelmediler. Ama Hayati Hocam, Selim Başkanım İstanbul'da gelip bu ayinde içimizde hem kamp sürecinde hem diğer konularda büyük destek verdiler. Hiç ikisinin de... Estağfurullah başkanım, o bizim boynumuzun borcu ya. Biz taraftarız. De, ilk yok, defa maça gitmiyoruz başkanım. Durun abi. Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksin. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Bugün Suat kardeşim başından beri her yapılandırmanın içinde her görev nerede olursa dedi gerek yok. Ben görev istemem. Ben Malatyaspor olunca sevdiğim, güvendiğim dostlar olunca menfaat yoksa içinde, rant yoksa ben her yerinde içindeyim. Özellikle teşekkür ediyorum. Ben isterim herkes bu duruşu göstersin. Amaç buralarda görev almak değil. Amaç yok edilmek üzere olan bir ormanı yok edersin ya. Nasıl için yanar ya. Malatyaspor da öyle bir orman. Yani cigaları çok olan bir yer. Onu yok etmek isteyenler var. Bizler de buraya da buna bir duruş gösteriyoruz. Yoksa bizim rakibimiz ne Arap Kir, bizim rakibimiz ne Yeni Malatyaspor, bizim rakibimiz Avrupa'da hala destan sallan Malatyaspor'uz biz. Bizim rakibimiz buradaki kimseler değil. Biz rakibimizi amatörde o tribünde 4000 kişiyle cumartesiydi, pazar olsaydı 10.000 kişi oldu gösterdik. Amacımız buydu bizim. Malatyaspor'un küllerinden doğmasıydı. Buna da en büyük emekleri veren İmparator Hayati Hocam Selim Başkanım'dır. Estağfurullah. O yükü bize verme başkanım. O yük lütfen. Haksızlık etmeyelim. Biz birer lütfen. Taraftar olarak bak başkanım ona kurban olam. Dinleyin, biz birer taraftar olarak şeyimizi yaptık. Şimdi Tencerli Suat Dayım da biliyor, Bahri Ağa Bey'im de biliyor. Biz hangi deplasmanlara gelmedik ne yapmadık? Bu bizim boynumuzun borcu. Biz taraftarız. Bahri'nin oraya gidiyorum çay içmeye. Bahri bir nakliye şirketi işte parça iş kuracak, gönderecek. Zamanını Malatyaspor'a ayırıyor. Cebinde sağ olsun, yemeğimiz sağ olsun. Gücü yettiği kadar bizde aç göndermiyor. Bir mefati yok. Suat Hocam'ın oraya gidiyoruz. Kafesi var. Çok güzel bir mekan açmış. Elit bir mekan açmış Çakı Kebab'ın yanında. Maşallah. Allah hayırlı etsin dayım benim. Her giderken kendi evim gibi, kendi bu dükkanıma gider gibi gidiyorum. Çayımı, kahvemi içiyorum. Bu dostların güvendiği yerdir. Ve aynı şekilde futbolcularıma da aynı davranıyor. Arkadaşlar, bak buralarda biz Mustafa Başkanım'la çok uğraş veriyoruz. Yutuyoruz, dinliyoruz, hesabımızı yapıyoruz, önümüzdeki senenin planı yapıyoruz. Biz bugün şampiyon olmadık. Eyvah diye bir şey yok. Düne kadar özellikle şunu da bir hocalarıma bugünlerde görüştüm. Hocalarımıza bir gelelim sonra. Hocalarımıza verdikleri demekten dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu hocalarım bizden önceki dönem daha zorluklar çekmişler. Biz geldiğinde hocalarımız profesyonel bir şekilde çalışmışlar. Ve yeri gelmiş formayı yıkamışlar. Yeri gelmiş Muharrem Hocam 75 yaşında kulübü süpürmüş. Bizim bunlarla ayrı gayrımız yok. Hocalarımızın hakkını kimsenin savunmaya hakkı yok. Hocalarımız hakkını savunacak biz savunuruz. Hocalarımız bugün bu şekil bir durum oluşmuştur. Hocalarımız bizim başımızın tacıdır, dostumuzdur, arkadaşımızdır. Yarın Muharrem Hocam gelir, Suat Hocamın orada okeyde oynar. Yine takılırız. Paşa Kivrem Kırsel'e çocuğu benim peşimde Kivrem. Bu işlerde sakın kimse bir şey aramasın. Hocalarımın eli var, kulağı var, gözü var. Yazarsa hocalarım yazar. Kimse hocalarım adına avukatlık etmesin ve o şansı da onlara vermem. Hocalarım doğru yaptınız diyor. Gereken de buydu. Bir şey olmaz diyor. Bu süreci böyle geçirdik. Hiç bu sıkıntımız biz karşılıklı oturduk. Ne diyorsanız öyle olsun dediler. O gün öyleydi. Yarın başka olur. Bu işleri
yanlış düşünmeyelim. Ama düne kadar Suat abi Malatyaspor'a hoca ararken ya Paşa'yla Muharrem hocam işte gidip geliyor diyorlardı. Bugün Malatyaspor'a hoca olmak için üçüncülükte hoca arıyor bizi. Demek ki biz önce kulübü bir yere getirmişiz ki sonra kulübün adı ortaya çıkmış. Arkadaşlar biz kulübü bir yere getirmeseydik bugün ne hocayı konuşurdunuz ne futbolcuyu konuşurdunuz. Kulübü biz bir yerlere getirdik. Bizden önceki arkadaşlarımız da Bülent kardeşimle çok uğraş verdi. Yalnız kaldı. Çok mücadele etti. Sevretini verdi. Allah ondan da razı olsun Bülent Akpınar Başkanım'dan. Bu Sayın Başkanım'dan. Suat Başkan'ın tecrübe futbolun içinde üçüncüye çıkartmak için bir Türkiye Ligi'ne sevretini verdi. Bizler de Mustafa Başkan'la beraber Fethi Bey'le yönetim buraya Muhammed Güner'le Muhammed genç kardeşin yeri geliyor mücadelenin her şeyinde bulunuyor. İşini bırakıyor. Bizler bırakıyoruz. Seslerimiz gitmiş. Artık halimiz kalmamış. Kaptan Kemal'in takımı denede baktım izliyor. Toparlamaya toparlamışız. Bize herkes uyudu bizsin. Biz öyle demeyelim. Biz bir günde yakalandık. O günü de atlattık. Artık kötü gönlümüz olmaz. Çocuklarımın gözünde anlıyorum. Öyle bir fişek gibi olmuşlar. Yarın deseler yarın oynarız. Bize maşallah. Büyük stadı versinler. Büyük stadı versinler. Orayı dolduralım. Artık Malatya'da Malatyaspor'a bir tribün stadı yapmaları lazım. 10 bin kişilik. Özel mi yaparlar? Başkadan verirler bilmiyorum. Çünkü bu taraftar bir pazar günü Malatya'ya sığmaz. Bunu inandım. Onun için hocalarım hakkında kimse yorum yapmasın. Yaparsa hocalarım yapar. Hocalarımın ağzında yaptığınız yorumu ben zannederim ki hocalarım yazdırır. O da hem hocalarımı zedeler, hem hocalarıma zarar verirsiniz, hem bize zarar verirsiniz. Bizim dostlarımız, onlar bizim akrabalarımız. Biz burada Malatyalıyız. Hayati hocam dedi ya, içimizdeki İrlandalılar, Hayati kaptanım, sen canını sıkma. Bu Bahri bu yayınları başlattı. Bahri biz amatörce başlattık. Ve bizim ilkemiz burada kimsenin işini bozmak deyip. Malatya'da bu neyse yayınlar biraz sonra Bahri kardeşim bu işi güzel başlattı. Biz burada hiçbir şeyin peşinde değiliz. Malatyaspor'un dışında bir sevdamız yok. Malatya'nın dışındaki olan oylar bizi bağlamaz. Bizi oraya gelen taraftarlar, dernekler, spor kamuoyu, Arguvan'la gelen Arguvan sporlar, Malatya İkman Yurdu, Tavman Bey tamamen takıma git demiş. Almanya'da maçtan sonra ben geçen gün bir yayında, normal bir yayında Özgür abimin soyadını karıştırmışım. Bu şeker beni darmadağın etti. Özgür çok Karakoç. Abim aradı. Dedi ki siz rahat olun. Ben biliyorum ki sizler çok iyi şeyler yapıyorsunuz. Yaptığınız iyi şeyleri asla yalnız kalmayacaksınız. Arkadaşlar bizim tek sevdamız Malatyaspor. Biz hiçbir yerde bizim dışımızda yapılan yayınlar hepsi korsandır. Malatyaspor'un dışındadır. Eğer bir sayfamız varsa dostça çıkarız. Suat abim gelir burada sohbet ederiz. Ben gelirim sohbet ederiz. Mustafa Güner Başkanım gelir sohbet ederiz. Malatyaspor sevdalılar eski futbolcularımız gelir sohbet ederiz. Bizim amacımız Malatyaspor'u yaşatmak. Ama layık olduğu yere de getirmek. Bugün mesela bir tazedeydik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Gani gani cennet olsun. Arif abime de Allah başsağlığı versin az sonra. Selahattin Başkan'dan denk geldik. Mustafa Başkan falan gitmiştik. Çıktığımda İdris Başkan muhakkak görüşelim. Onur Başkanım dedi. Acize ne görüşürüz? Konu Malatyaspor'dur. Malatyaspor'a gelmek için can atan şu anda önümüzdeki seneye can atan bir sürü futbolcu var. Ama benim çocuklarım buraya kadar getirdi. Emeği veren benim takımım içindeki Kemal'ıdır, Lütfüsü'dür, isminden Bozlusu'dur, Aykut'udur, Galeci Ramazan'ıdır, Gökhan'ıdır, Yusuf'udur, Yunus'udur, Hüseyin'idir, Abzer'idir. Bunlar en Lütfü, Kemal. Hepsini sayın. Bunlar bizim çocuklarımız. Bunların nerede bir sorunu varsa biz oradayız. Bunların nerede bir durumu varsa
Suat hocam, başkanlık yaptınız. Hala futbolcularınız bir şey olunca Suat abinin yanına gidiyorlar. Niye? Ya Suat abi bir işimiz var. Biliyor ki Suat onlara o zaman çocuğu gibi bakmış. Yani kulüplerde kulüpleşme budur. Yani kulüpleşme budur. Hayat hocam kızmış biraz tabii birilerine. Hiç kızma Hayat hocam. Seni bilen biliyor. Malatya biliyor. Biz biliyoruz. Malatya camiası o gün Malatya'ya geldiğin için sevenlerin yanındaydı. Biz de Hayat hocam, Hayat hocam bana kızdı İdris başkanım. Ben onu kendine alırım canlısın. O kızsın, bize de kızsın. Kızsın tabii bizim ya. Canımız. Benim abimdir ya. İnsan sevdiğine kızar. Suat kardeşim bana kızar ama darda olduğum zaman birinci benim yanımda durur. Ben Suat abiye derim ki ya Suat abi böyle böyle ama ben Suat abinin birinci üzüntülü, sevinçli gününde Suat abinin yanında birinci benim durmam lazım. Çünkü bir ufak şeyde bizim dağılmamamız lazım. Neden? Bu karenin dağılmasını isteyen çok insan var. Allah bu kareye, Allah bu kareye de bu kareye de girmek isteyen çok yalaka var. Bizim karede yalakaya yeri yok. Harbi adam da başımızı tacıdır. Baş göz. Gelsinler. Evimizi de açarız, kulübümüzü de açarız, her şeyimizi açarız. Sakın kimse bir telaşa kapılmasın. Büyük ihtimalle maçımız salı günü oynanacak. Öyle görünüyor final maçımız. Malatyalı bu sefer iki katını bekliyorum. Sizleri de Selim Başkan, Hayati İmparator'la tekrar bekliyoruz. Biraz Suat abi. Söyledik Allah korusun ölüm harici oradayız dedik ya. Başkanım. Biraz Suat abime verelim ki bu söz haklarını. Ölüm harici biraz... oradayız dedik. Suat abi bizim fikirlerimiz böyle. Hep beraberiz ama 24 saat. Aynen. Allah razı yani, olsun. Evet. Yani belki sizler daha önce bu finalleri çok gördünüz. Bahtım siz çok sakinsiniz. Ama ben maalesef bu tür şeylerde hiç sakin olamıyorum. Ama ben sizi kampta da testlerde de gördüğüm kadar daha önce finalleri oynadığınız için tecrübenizde midir nedir? Mustafa Başkan'la dersin bu maşallah sinirlerinizi almışlar sizin. Hiçbir şeysiniz kalmamış. İnşallah bu maçı da beraber bitiririz. Biz de çok stres içerisindeydik. Yani gerçekten maç biraz sıkıntıya düştü son dakikalar. Biz de bayağı bir stres yaşadık. İnşallah salı günü bunların tüm sporcu kardeşlerimden hepsinden teker teker de görüşmüşüm. Herkes de inşallah bu salı günü üstüne düşeni yapacak. Burada Serdar Kaplan'a, onların grubuna, yanında beraber olduğu genç çocukların hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İlk günden beri o çocuklar takımımıza destek verirler. Onlar takımın her zaman yanındalar. Allah onlardan da ayrı ayrı hepsinden razı olsun. Suat abi şunu da bir diğer grup daha gelmişti dayı. Onlar da Suat abi şey. Şunu da Suat abi şunu da atlatmayalım. Ben ilk defa tribünde bir şey daha gördüm. Sonra da dikkatimi çekti ama gördüm. Derneklerin hepsi birleşmişti. Aynen. Özellikle ben de onu o dernekler birleştiği için hepsi kim birleştirdi ayrı, onu başkanım? Ayrı. Kim birleştirdi? Hangi güç birleştirdi? Şunu söyleyeyim. Malatya'sı birleştirdi. Malatya Spor'un bir yere. Onu da söyleyin de kurban olayım. Onu da söyleyin de. İşte Malatya Spor olunca demek Suat Başkanım bu iş bitiyormuş. O yüzden biz bu birleşmeye hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İdris Başkanım o grubu söyledim. O grup ilk günden beri takımımızın yanında olduğu için onu söyledim. Yani bu pazar aynen, günü final. Aynen. Yok yok ben baktım. Tabii. Onların yani, Aslan Pay Serdar'ların Serdar Kaplan ve diğer kardeşlerimin ama sağ olsun diğer grup da ben sonradan öğreniyorum farklı bir derneğimizin olduğunu. Onlar da geldi. Allah onlardan da razı olsun. Demek ki Malatya Spor'un birleştirici bir güç. Evet. Peki burada Aslan Pay Serdar ve kardeşlerimin. İnşallah takımımız çıktıkça onlar bütün taraftar kitlelerini hepsini beraber hareket ettireceğiz inşallah. Ha böyle olacağız böyle. Aynen. İnşallah. Ya ben bugün tekrar biz Suat abi bugün görememiştik. Dün beraberdik İtman'da. Mustafa Güner Başkanım'la geldim çıkmıştınız antrenmanla. Evet Mustafa Güner Başkanım'la bayağı bir toplandık.
Mustafa Güner Başkan'ın verdiği bir tek söz var. Tek şeyi diyoruz. Malatyaspor biz layık olduğu yere çıkarıp ve ondan sonra bu kulübü tekrar kulübü mefaatçi, kulübü bir yere kullanacak, kulübün etrafına kulübe layık olmayan şahısları asla kulübe yanaştırmayacağız. Demek ki Malatyalı kimse o tribünde olanlarımız. Ya buraya yani, çıkar için gelenler zaten gelmesinler. Burada öyle bir şey yok. Yani menfaat için kulübün etrafında olmak isteyen insanlar gelmesin. Biz burada kimin varlığını, kimin yokluğunu biz herkes her şeyi görüyor, biliyor. Yani burada zorlamanın da bir anlamı yok. Ortalığı bulandırmanın da bir anlamı yok. Suat Başkanım, şimdi cenezen olur, gelen olur, hepsi dostun değildir. Evet. Düğünün olur, davet edersin. Elesi vardır ki senin cenezeni cenezen bilir, düğünü düğün bilir. Bizim Malatyaspor'a da biz kimlerin el sürttüğünü biliyoruz birbirine. Kimlerin tırnak sürttüğünü biliyoruz. Arkadaşlar, dostlarım, buradan size ekmek çıkmaz. Buranın başında dümenciler yok. Buranın başında Malatyaspor sevdalıları var. Hiç size buradan ekmek çıkmaz. Boşuna uğraşmayın. Buradaki Cumali yönetimi Hoca. Bölemezsiniz. Buradaki Cumali yönetimi Hoca. Bölemezsiniz. Evet. Esat abi. Hocam şey sormuş. Hocanız belli oldu mu diye. Hocam takımın içerisinde 3-4 tane hoca var zaten. Bunlar inşallah maça bunlar hazırlayacak. Bunlar çıkaracak. Yani şu an için bir hoca falan düşünmedik. Yani bu final maçını oynayana kadar. Final maçından sonra onu düşüneceğiz inşallah. Yani Cumali biz, Cumali Hocam doğru söylemiş. Cumali Hocam evet. Sağ olsun onu da Cumali Hocam'ın bir iki transferde Malatyaspor'a çok faydası oldu. Sağ olsun. Yani her kapısını çaldığımda Cumali'ye futbola gerçekten çok genç kazandırdığını, futbol aşkı olduğunu, Malatya'da elimizde 3-4 tane Cumali Hoca olsa inan ki gençlerimiz mahallelerde çok şeyde kurtulur. Cumali Hoca gibi hocalara belediyelerin destek vermesi lazım. Şimdi bunlar yetiştirici hocalar. Bunlara da ayrıca teşekkür etmek lazım. Cumali Hocam zaten şunu söyleyeyim, rahat ol. Malatya'nın yarısı koca. Tribüne gelen de koca. Taktiği de biliyor. O bir tane Malatyaspor maçında bu sol tarafta eski tribünde Selim Başkanım. Hangi hoca zamanında bir hoca getirdik? Adam istifa etti. Demişler ne istifa ettin? Demiş gerek yok. Bu sol tribünün hep sonucu. Orada bir tane iyi bulur. Şükrü Ersoy. Yani. 70'li yıllarda Şükrü Ersoy. Evet. Şimdi arkadaşlar bizim amacımızı herhalde anlamadınız. Bizim amacımız Malatyaspor'dan üstünde bir rant kurmak değil. Ne Suat abim diyelim ki mahalleye, muhtar yahut da encüme ne benim bir derdim var. Mustafa Başkanım'ın da iki tane kuşu, iki tane hayvanını yemine verdim bir sigarası oldu mu bir derdimiz yok. Bir televizyon geçsem altı televizyon aradı. Dedim ki arkadaş bizim öyle bir şeyimiz yok. Geçen gün bir yayın sordular. Dedim ki yayın bu maçta tarafsız saha olduğu için serbest. Cumali Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ama bizim kaç başlattıktan beri Tur abi yayın çekiyor kameraya. Bahri yayınlıyor. Bizim tek yayın verecekse Malatyaspor Bahri kendi kanallarında bir emekçiye saygı duymak lazım. Biz burada bir aileyiz. Burada emekleri olan çok. Sesi kısılana kadar İmparator Hayati, Selim Başkanım bu çevreyi toplamak için çok mücadele ettiler. Biz her türlü içimizde olur, futboldan ayrılık olur, hocalarımızda da olur. Çünkü millet buraya çok takıldı. Buraya takılmayın lütfen. Siz abartıyorsunuz. Abartacak bir şey yok ki. Ben bugün de Kivren'le beraberdim. Hocamın varımı da aradım. Dalgamı da gırgırı da geçtim. Dedim 30 sene oldu. Senin süren doldu. Yeter dedim. Yeter.
dedi bekle oğlum senin sürende ben geleyim alayım. Yani biz bu muhabbetteyiz. Arkadaşlar siz rahat olun. Bizde öyle bir ayrılık gayrılık yok arkadaş. Zaten öyle olsa içimizden olamaz. Yani olamaz. Onun için Kemal Kaptan'ın da zaten demin gördüm takip ediyor. Mükemmeliz. Maçımız cumartesi 1:30'da Suat Başkan'ın şeyde Erkenek'te. Allah'ın izniyle kazasız belasız gidip gelelim. Ondan sonra maça şunu söylüyorum. Gerçek çocukları seyretmek istiyorsanız bak, salı günü işinizi bırakın. Mesainizi arayın. Okulda raporlarınızı alın. Çocuklar, öğrenciler okullarınıza gelin Malatyaspor'u salı günü görün. O zaman bize hak vereceksiniz. Göreceğim Malatyaspor'u gelin görün. Yani siz göreceksiniz. Siz bile inanamayacaksınız. Çünkü bu çocuklar buraya kadar getirdi. Büyük anıl terleri var. Hiçbir şeyin peşinde değiller. Çünkü bunlar Malatyaspor. Biz lige çıktıktan sonra da çocuklarımızdan, ben bugün de konuştum çocuklarımla. Çocuklar, biz sizleri asla bırakmayız. Çünkü sizler de bu mücadelenin en büyük payı sizsiniz. Tamam, biz dışarıdayız ama en büyük ayağı sizsiniz. Ben onları bugün çocuklarımızda gördüm. Yani iş emin olun, rahat olun. Şunu da söylüyorum. Biraz dikkatlerini çekmek istiyorum. Lütfen hakem camiası da olsun. Teşekkür ederim hakeme. Ya Malatyaspor'u bu kadar ezmeyin. Yapmayın. Arkadaş bu takımın çıkması lazım. Yani biz demiyoruz. Hocam, şey başkanım. Bak kaptanım şey etmiş, araya girdim, özür dilerim. Diğer mesajları da okuyacağız da. Kemal Tekpınar kaptanım demiş ki Malatya'da şu an profesyonel takımlar, bal ligi takımları konuşulmuyor. Malatya'da şu an efsane konuşuluyor. Bunun sebebi bu takımın büyüklüğü. İnşallah şampiyon olacağız. Eyvallah Kemal'im. Kaptanım. Ben bugün sizi de gördüm. Siz de bunu gördünüz. Sizi Allah'a emanet etmişiz kaptanım. Evet. Abi bu arada pardon, Cafer Ali kardeşimiz yazmış ki başkanım YouTube kanalından da canlı yayın yapma imkanınız varsa çok iyi olur. Cafer Ali kardeşimiz şu anda YouTube'da da yayındayız. Malatyaspor kanalına girerseniz şu anda da YouTube'da canlı yayındayız. Yani. Evet başkanım. Şimdi ben şunu yani sürekli söylerken aynı kelimelere takılmayalım. Etmeyelim. Suat Başkanım'la biz toplantıları beraber yaparken ne yapabiliriz? Önümüzdeki yıl Malatyaspor kulüpleşmeye gidiyor. Tesisleşmeye gidiyor. Bunda da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu kıvılcımı yaktıktan sonra bizim amacımız Malatyaspor'u tarihi şanıyla yaşadığı eski günlere getirmek. Onu da dostlarımızdan, Malatyaspor sevdalılarından, hainlerden değil, bugün gelip yarın bırakıp kaçanlardan değil, her gün aynı yerde duran insanlardan. Duruşunu sürekli değiştiren insanın karakteri de değişiktir. Senin bir duruşun vardı. Tartışırsın. Ben Suat abiyle tartışırım. O gün gönül de koyarım. Ama iki gün sonra derim ki ya Suat abi benim ekmeğimi paylaştım. Suyumu paylaştım. Aynı bardakta içtim. Benim arama kimse giremez Suat abi. Çünkü zaten girmediği için bu tohumlar, o yüzden biz başarılıyız. Bizim herkese gidip bir atkı verebilirdim. Bak Suat abi, vallahi billahi tillahi bu kulübe aklınıza gelmeyen paralar da getirdim. Ama ben Malatyaspor'un şerefini yerlere düşürmem. Gidip kapı kapı işte birine giden poz veren, ben bu pozda da feyslere atan, bu pozda da ben filan müdürün yanındayım, işte filan yerdeyim. Bu aciz işler arkadaşlar. Ucuz şeyler. Ucuz adam ucuz şeyler yapar. Biz Malatyaspor'u hiçbir yerden, hiçbir şeyden ezmeden, biz çünkü o kulübün, biz Malatya'nın malı, benimle Suat abinin, Mustafa Güner'in, Muhammed'in, Fethi Atümey'in değil. Malatya'yı temsil ettiğimiz için ben geldiği işimi, belki Suat abi kahvede çaylarını bedava verir. Ben dükkanda gayısını bedava veririm. Ama ben Malatyaspor'un su parasını hesabını sormam lazım. Su parası ya. Ben geçen gün 4 kuruş su aldım. Bari biliyor. Ben anlatayım. Abi 27 lira demiş.
Ya ben dedim bir hafta sonra bu Ela'da 21 liraydı kutusu. Tekrar gittim 21 lira 21 kuruş Malatyaspor'un belki o kadar da benzin yaktım. O Malatyaspor'un kuruşu. Çünkü bende sorumlu. Allah soracak bende. Evime olsaydı gitmezdim. Biz böyle bir hesap kitap içindeyiz. Yani biz Malatya'nın parasını birileri bize yahut da bir yardımda bulunduktan sonra hadi lan hurra. Suat Başkanım geliyor cebinde. Hanifin Başkanım geliyor kat kat da kulübe gelirken de tatlısından şeyinden her şeyini yapıyor. Suat Başkanım geliyor. Ya işte ne yapabiliriz? Bunu yapıyor. Yönetim hep çoğu şeyi komple olduğu gibi yani arkadaşlar siz zannediyorsun bu kulüpten de dönüyor. Bu sene bizim şu ana kadar harcadığımız para 450 milyon ya. Tek tek hesabı birebir hepsi kaptanım Kemal da biliyor da bize gelen Suat abi para normalde yani bize derken resmiyete biz öyle bir şey toplayamaz. Bir tane gönlünde geçmiş arkadaşına vermiş götür Malatyaspor'a hediye et demiş. Toplam 130-140 milyar para. Yani onu da Özgür Çam, Adnan Çoban, Ankara Derneği, Özgür Karakoç abi sağ olsunlar bir destek sağlamışlar. Biz gelen desteklere hepsine saygı duyarız. Bizim kimse de bu yayınlarda gördünüz mü? Ağlayak ya işte bir para gönderin. Asla Malatyaspor dilenci yeri değildir. Malatyaspor eğer benim gücüm biterse derim ki gücüm Mustafa Başkanım'ın, Suat Başkanım'ın gücü biterse arkadaş bizim gücümüz bitti. Buraya kadar biz yapamıyoruz. Allah gücü vermesin başkanım. O yüzden ki herkes rahat olsun. Sıkıntı yok. Senenin takımı hemen hemen biz şöyle yapacağız. Suat Başkanım da biliyor bunu. Biz baldaki takımı üçüncü lig ayarında yapacağız. Hiç kimsenin aklı takılmasın. Bizim transfer tahtası açık. Bizim tekrar üçüncü ligde yahut da balda tekrar puan silme yok. Öyle bir Fahrettin Eser'le görüştüm. Bizim borçlarımız olan çoğu erteleme, yenileme yapmamış ve kulübe herhangi bir haciz de dahi gelse bizim orada binde bir hisseden para alacaklar. Biz her şeyi hazırlamışız. Kulübümüzün şu anda borçsuz, çok düzü bir şekilde biz bunu bir Sakarya Kocaeli modeli yapacağız. O modele devam edeceğiz. İki tane taramacı hoca bulacağız. Bunların çoğu Karadeniz taraflarına gidecek. Gece formayı göster. Sarı kırmızı bir sende yok ha. Abi, Suat abim sarı kırmızı göster. İdris Başkanım. İdris Başkanım. Şurada bir mesaj var. Bu arkadaşım. Mesajlar yok. Halil aldı. Kurmamız da bu. Eyvallah. Abi, evet. Bu arada Halil Avcı kardeşimiz -15 derecede Tüncer'e Pülümür'den hayırlı akşamlar. Türk bayrağı kadar ölümüne aşık olduğum Malatyaspor armasına, taraftarına, siz değerli büyüklerime selamlar, saygılar olsun demiş. Buradan da kendisini Allah esirgesin. Allah hayırlı tezkereler versin diyoruz. Nöbette de ise hayırlı nöbetler ve diliyoruz. Bizi Rabbim sizlere esirgesin. Tırnağınıza taş değmesin. Rabbim ekliğinizi vermesin. Yüce Rabbim sizlere esirgesin kardeşim ben. O tür vatan evlatları bizi beklediği için evlerimizde rahat uyuyoruz. O tür vatan evlatları şehit oldukça biz çoğalıyoruz. O tür vatan evlatlarına güvendiğimiz için sokaklardayız. Allah kimsenin devletine zaval vermesin. Bak amin. Görüyorsunuz, amin. Ülkeleri görüyorsunuz. Devletsiz hiçbir millet olamaz. Bak devletsiz hiçbir millet olamaz. Ve ona ve arkadaşlarına Malatyaspor adına teşekkür ediyoruz. O kardeşime de adresini versin. Malatyaspor formasıyla kaş kolunu buradan kendisine kargoyla ben hediye edeyim. Onu onurlandırayım. Arkadaşları varsa onları da söylesin. Malatya adına kaç kişi de söylesin. Kargodan formalarını giydirip orada bayrağın yanında o bayrağı da sallasın. Evet. Bu arada Ahmet Hasan Düzgün kardeşimiz demiş ki bari başkanım bugünkü açıklama kim içindi acaba? Taraftar olarak rahatsız olduk.
Lütfen temizleyin bu takımı. Barabı bir dakika. Ahmet Hasan Düzgün. O açıklama Mehmet Hanifi Selimoğlu içindi kardeşim. Buradan sana ekmek yok. Hayati Hocam Mehmet Hanifi Selimoğlu'na yaptı o açıklamayı. Başka bir sorun var mı kardeşim? Fake hesap mı abi? Fake ya. Develemenin teki. Neyse. Ben konu Suat Tayyip burada. İdris Başkanım burada. Sen buradasın. Sakin olun. İzleyicilerimiz. Sakin, zaten sakin. Ben bazen böyle fitesten sallıyorum işte bu tür şeylere. Ya sen neyin peşindesin oğlum? Kimin ağzından laf çıkarmaya çalışıyorsun? Develeme. Ben şimdi bazen böyle şey diyorum. Saygısızlık da ettiğimi biliyorum ama yapacak bir şey yok. Gelen sakin böyle yok saymaya hakarete. Başkanım, İdris Başkanım bir şey daha söyleyeceğim. Bu gelen taraftarlarımıza sonsuz ben bir Malatyaspor sevdalısı olarak şükranlarımı sunuyorum. Zaten başkanlarım defaten söylediler. Bir de hakkını inkar etmeyelim. Sağlık sorunlarına rağmen gelmişti. Ellerinden öptüm. Bin kere de görsem yine eller doyamam. Mustafa Kömürel ağabeyime de böyle diyorum, başka bir şey demiyorum. Yine evinde ziyaret edeceğiz onu. Mustafa abi bizi izliyor. Şampiyon olduğumuz zaman Mustafa abi Malatya'nın sporcuların imzaladığı kimi formasını beğeniyorsan onu da getirip sana takdim edeceğiz. Çünkü sen bizi o rahatsızlığına rağmen Battal Gazi'de iki maçta da yalnız bırakmadın o soğukta. Senin gibi değerler çok az geliyor. Sevdalar aynı. Teşekkür ediyorum sana ve ailene. Evde de kahve içmiştim. Yengemin ellerinde öperim. Malatya Spor adına. Biz bu saatten sonra dediğim gibi Malatya'ya emek vermiş Oktay abimi, diğer futbolcuların hepsini onurlandıracağız. Değerini vereceğiz. Bizim amacımız Malatya'yı yaşatmak. Yine diyorum, burayı hiç yanlış anlamayın. Bizim amacımız Malatya Spor'a emek vermiş. Nerede varsa hepsine değerlendirmek. Malatya Spor taraflarına gelince maçtan önce çok gelmişlerdi. Birileri, daha doğrusu sana söyleyeyim, Arakkir Kulüp Başkanı hiç bana masum rolünü oynamasın. Ya bizi burada tehdit alıyoruz falan. Malatya Spor'un büyüklüğü o kadar emniyet personelinin, yaklaşık 1000 emniyet personelinin Malatya Spor adını duyunca büyüklüğüne değer verdiği belli oldu. Hangi bal liginde kaç memurdan, ayrıca spor şubeye teşekkür ediyorum. Geldiler bize teşekkür ettiler. Taraftar asla bir taşkınla demişler böyle böyle. Hiçbir zaman Malatya Spor taraftarı kendine yakışanı yapar. Taraftara, spor şubeye, emniyet teşkilatına ayrı teşekkür ediyorum. Siz rahat olun. Burası Malatya. Burada provokatörlere ekmek çıkmaz. Hiç uğraşmasınlar. Hiç uğraşmasınlar. Yani başkanım, çok gelmişlerdir. Evet. Bir de bir müjde vereyim. Güzel bir haber. Bizim büyük kaptanımız Oktay Çevik şeylerini takmış, tedavisini olmuş. Büyük bir ihtimalle bir aksilik olmasa bizim salı günkü maçımızdan önce taraftarımıza ve sporcu kardeşlerime moral vermek adına yayında olacak büyük ihtimalle. Ben de öyle dedim bir ki şey. Ya ben de dedim ki acaba Malatya'ya gelecekse gidem sırtımı alam gelen. Ben de dedim ki hemen arabayı gönderem. Hemen alam gelen. Geri arabayla da götürüm. Bak burada Oktay abime diyorum. Oktay abi sen burada çok yaşadın. Bizim bu pötürgeller bilmez, bir seferde sözü verir, o sözü yerine getirmeden de çatlar durmaz. Burada hiçbir şey demiyorum. Eğer o şerefimize layık görürsen, o tabloyu da görmek istersen, Oktay abi aracı göndereyim, uçak biletini alayım. Almam değil, sen kendin gelirsin de. Ben öyle söyleyeyim. Belki sen unutursun. Görmek isteriz. Ha bugün olmaz, başka zaman olur. Senin gibi Malatya Spor'a emek vermiş, tüm geçmişinde Malatya Spor'la arkadaşlarını da beklerim. Misafirimiz olursunuz. Günleri yad edersiniz. O günleri yaşarsınız. Gelirseniz başımızın üstünde yeriniz var. Malatya Spor adına söylüyorum bunu. Katılması bile yeter. Takip etmesi bile yeter. Ne diyeyim yani? Şimdi bu değerler varken biz niye uyanmayalım ki? Burada gelmiş, forma giymiş, Malatya'yı unutmamış. Biz gözümüzün önünde Malatya'yı unutuyoruz. Böyle bir şey var mı ya?
Başkanım Kuralcan Ağabeyim de demiş ki oğlum Emir Ömer Kuzey Irak'ta maçı arkadaşlarıyla izlemişler. Attığımız golde. O Emir Ömer yeğenimin gözlerinden öpeyim. Kuralcan Ağabeyim. Senin de ellerinden öpeyim. Öyle güzel bir evlat yetiştirmişsin. Rabbim tırnaklarına taş değdirmesin. Yolları bahtları açık olsun. Rabbim esirgesin ne muratları varsa versin. Ne diyeyim? Bak benim iki futbolcum tedavi görüyor. Allah şifa versin onlara. Şey ayakla yani biz o maçta çocuklarıma öyle sert görünmüyor adama. Maçı çok sert oynadılar. Olar futboldur bu. İkisi de ne diyor biliyor musun? Başkanım diyor. Ayaklar, ben biliyorum ayaklar pek iyi değil. Kopsa da diyor. Bize görev verirseniz bir daha ayağım tutmayacaksa diyor. Ben sizin bu emeklerinizde yani Mustafa Güneris'in böyle bir yönetime çok kulüpte oynadım diyor. Çok kulüplerde oynadım. Ben bile bir yönetim görmedim diyor. Dedim ki sizin can sağlığınız önemli önce. Sizin önemli olan bu yerinizde oynayacak arkadaşlarınız. Onlar da sizi aratmayacaklar. Çünkü görev bekliyorlar. Önemli olan sağlığınız. Biz bu kulübü bir günlük almadık. Bu kulübü bir gün sevmedik. Pazara kadar değil, mezara kadar sevdik. Mezara kadar başkanım. Evet. Abi bu arada Halit abimiz demiş ki izne ayrılacağım. Bu hafta da maça geleceğim demiş Bingöl'deki arkadaşımız. Gelirsen de orada görüşürüz Halil kardeşim. Maça gelecekmiş kendisi. İzin alıp. Bingöl'de görevli mi? Demin ki yo, okuduğumuz asker abi. Asker arkadaşımız var ya başkanım. Kurban olam abim bir firar etmesin. Abim gitti askerden firar etti. babam rütbeli İdris başkanım. Rahmetli babam 3 sene yaptı, o 4 sene yaptı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Abim de 4 sene yaptı yani firardan dolayı. Yani mekanı cennet olsun. Abi 8 ay sonra izne ayrılıyorum. Bu hafta maça geleceğim inşallah. İdris başkanım var olasın. Malatya şampiyon olsun. Malatya'da maçta görüşmek dileğiyle tekrar direkt hayırlı akşamlar demiş. Yanımıza gelsin. Bir göreyim ben onu. Belki o beni tanıyor. Ben tanıyamıyorum. Dediğim gibi arkadaşlarına da burada bir forma ne varsa hediye edelim. Çünkü Malatya'yı dışarıda tanıtmaya lazım. Yani unutulmamış ama biz bunları yapacağız. Sayfaları sizin işte Bahri'nin bu kanalıyla aracılığıyla bunu daha elimizde gelirse Bahri bunu kurumsallaştıracağız. Yani müracaat edeceğim Malatya Spor adına. Bir çalışmalarım var. Sana ayrı bir oda ayrı bir yayı kurumlaştıracağım. Bunu da bu ruhla yapacağım. Yani bunu emin ol. Sen rahat ol. Yani öyle bir şey yok. Biz artık bir aileyiz hepimiz. Öyle bir şey yok. Malatya Spor adına. Ben gözlüğü de hiç çıkarma Bahri Ağabeyim. Eyvallah başkanım. Bahri Ağabeyim'e de bu yakışır. Evet. Yani bayağı da... başladı Bahri Başkanım. He? Gözlüklerin altından bakmaya başladı. Abi ne olacak ya? Dayıma bak. Bir de dayı Malatya'dan o kadar olumlu tepkiler, telefonlar, tebrik telefonları geliyor ki Bahri Ağabeyim'le ilgili. Yemin ediyorum samimiyetimle. Gurur duyuyoruz. Bahri Ağabeyim biraz mesaj okuyor. Bunlar işte fitili ateşleme yani ha. Bunlar bir kıvılcım, ateş. Dayı o ateşle sen içimizde vardı. Suat Başkanım. Bir inşallah bir volkan olur. Suat Başkanım. Biz verdiysek o sözü her dediğimi Allah'ın izniyle yardım etti yapıyorum. Yapacağım da. Bari düzgün ilkeli bir yayın yapıyor. Hangi kanalda hangi akşama kadar belediyenin bütçesinde reklamında faydalanıp yayın yapandan kötü ki. Yani belediye reklamını yapıp da onlardan dünyayla para alan bari parasız pulsuz bir yayın yapıyor. İlkeli, duruşlu konukları keza öyle Hayati Kaptanımın eyvallah. Spora, eyvallah. Hayati Kaptanımın Malatya Spor'a. Yok İdris Başkanım ben arada bir şeye hakim olamıyorum. İkisi tamam. Hayati Kaptanım Malatya Spor'a
kimseye söylemiyor. Biz de söylemek istemiyoruz. Verdiği katkıyı hiçbiriniz bu dar günde verememiştirsiniz. Aklınızı başınıza alın. Hayati'ye söylenen bir laf hepimiz üstümüze alırız. Selim Başkan'a söylenen üstüme alırım. Bari'ye söyleneni ben, Suat abi, Mustafa Başkan'ım üstüme alırım. Aynı şekilde başkanım. Yüzden, aynı duygularla bunu söylememe gerek yok. Kendine çeki düzen versin. Mustafa Dayım da bilir, Baharak abim de bilir. Baş tacı. Hayati İmparator zor günde her fikir aldığımda yanımızdayken hiçbiriniz oralarda yoktunuz. Korkuyordunuz yanınızda geçersiniz. Korkuyordunuz lafını edersiniz. Alay ediyordunuz. Malatyaspor ne hallere düşmüş, gelin göresiniz diyordunuz. Hele bir bakın hele. Yiğit düştüğü yerde kalkar. Altın altındır. Altını çamura düşsün, çıkar sil, yine parlar. Tenekeye bak, çürür. Bizim değerimiz budur. Arkadaşlar biz büyük bir camiayı temsil ediyoruz. Biz de bunun farkındayız. Her giden gün daha da farkındayız. O yüzden dediğim gibi bizim dostlarımıza Mustafa Başkan'ın devamlı söyler. Benim selam verdiğim dostlarım benim dostlarımdır. Dostlarıma gelen yanlış bana gelmiştir. Yönetimine gelmiştir. Ha başka zaman otururuz, konuşuruz, tartışırız. Ama Malatyaspor üzerine kime zarar gelirse o zarar bize gelmiştir. O yüzden ben Bahri kardeşimi diyorum daha iyi yerlerde daha güzel şeyler yapacağım. Suat Başkan'ım da destekliyor. Acun da biliyorsun bir kamerayla gitti o Afrika'ya. Bahri Başkan'ım da işte bir şeyler yapıyor yani. Ama Bahri Başkan'ım bundan sonra bizim maçlardan da sonra bu sezonumuz bitsin. Amatörün hepsini bir ele al. Her hafta amatör hocasını, her hafta amatör bir kulüp başkanını yayına evet. Almanı istiyorum. Evet. Amatör kardeşlerim evet. Adına. Ha. Çünkü biz oradan ezilerek evet. Geliyoruz. Onların sorununu dile al. O amatör kardeşlerimin Beyoğlu'dur, işte Alageleği'dir, Battal Gazi'dir, Demir Spor'dur. Yahu amatörün hepsini direkt programa almanız bu yayınlar bittikten sonra mesela Mikail Hocam alttan çok adam yetiştiriyorlar. O spor okullarında var. Bu çocuklar neyine geçiniyor? Bu çocukları isterim ki Bari Başkanım hem yayınları orada yapasın. Amatörün sesi kulağı olasın. Yani bizler değil. Hepimiz bir olalım. Bizler iyiken o çocuklar üstüne atlet bulamıyor Suat abi ya. Ayakkabı bulamıyor abi ya. Servis parasını evet. Bulamıyor. Yani biz eğer Malatyaspor onlarla birleşirsek çok iyi yerlere geliriz. Ama sırf biz kendimiz dersek bir yere gelemezdik. O yüzden senden bir ricam bu bizim şampiyonluklar maçlarımız var. Bunlar geçtikten sonra her seferinde bir kulüp başkanını, bir kulüp hocasını, bir iki futbolcusunu bu gençlere eğilmeni rica ediyorum amatör adına. Şimdi başkanım zaten Hanefi Selimoğlu başkanım, Hayati başkanım ve ben bu konuda bazı projelerimiz var amatörle ilgili. Bunu da inşallah geliştireceğiz. Her hafta bir kulüp başkanımızı, bir hocamızı, belediyeden bir yetkili abilerimizi, işte bu amatöre nasıl yardımcı oluruz? O konuda da bir projelerimiz var. Şu maçlarımız biz inşallah şampiyon oluruz. Ondan sonra böyle bir ya projemiz var başkanım. İnşallah şampiyonluk maçından sonra yani oluruz ayrı değil yani o şampiyonluk maçımızdan sonra diyelim. Öyle diyelim. Bir de bu Yiğit Kaan Kargın kötür geleyim falan diyor da bizim herhalde Osmanlıların Osi Olkadelerin bir şeyidir. Sana da selam olsun yeğenim sen Hakkari'deysen. Ne diyeyim eğer ki selam falan göndermiş de Suat Dayım'a falan. Sen de başımızın tacısın. Başımızın tacı bizi izleyen hepsine gurbette olan, dışarıda olan, asker olan, personel çalışan hepsi bana yazsın, Bari'ye özelde yazsın. Malatyaspor formasını arasınlar, kargoya verip gönderin. Onlar Malatya sevdalar, uzaktalar. Biz onlara bunu yapmak zorundayız. Bu bizim asil görevimiz. Çünkü belki burada değillerdir, içimizde değillerdir. Bugün biz şu anda hem şampiyonluğa odaklanmışız hem transfere devam ediyoruz. Biz Darende Spor'da bugün geldi çocuk Şirin'le
Mahmut Evren'in oğlunu da önümüzdeki yıl renklerimize kattık, yetiştiremedik. Yani şunu diyoruz, biz balın hesabını yapmışız. Öyle böyle. Hesabını yapmışız. Rahat olun yani. Bak, transferleri bitirmişiz. Yani biz öyle ne olur mesaj, diye yok yani. Mesajlar bayağı birikti. Bahri abi abi gibi. Bahri abi müsaade ederseniz Suat Dayım'la sen. Bahri abi abim biraz şey etsin ya. Çünkü izleyen arkadaşlarımızın çok kıymetli mesajları var. Onlar çok önemli. Onlara da biraz şey yapalım. Bahri abim buyur. Abi görünmüyor yüzden. Akyurt... Kayboluyor. Kayboluyor. Bak kayboldu. Şu anda kayboldu. Akyurt Orkun kardeşimiz Allah güç kuvvet versin. İnşallah Rabbim emeklerinizi boşa çıkarmasın amin demiş. Bu arada Kemal abimiz bizi izliyor. Ekran kayıyor. Yiğit Kağan Kargıl Hakkari'den selamlar. Vatan sağ olsun. Sizler de Allah'a emanet olun demiş. Sen de Allah'a emanet ol kardeşim. Aynen benim. Aynen. Battal Aloğlu iyi akşamlar demiş. Yiğit Kargan varol başkanım teşekkürler demiş. Malatyalı Ufuk zaten yayında. Murat Gürbüz Ankara bebesi dediğiniz şahıs demiş. Deminki fake hesaptan konuşuyor. Vural abim oğlum Emir Ömer Kuzey Irak'ta maçı arkadaşlarıyla izlemişler. Attığımız golden ne yaptıklarını artık düşünün demiş. Ona da Allah yardımcısı olsun diyoruz Vural abim. O bizim de kardeşimiz. Ali Özelman Cümleten selamünaleyküm demiş. Aleyküm selam diyelim. Murat Gürbüz başkanım o formadan Edirne'ye de gönder demiş. İdris başımızda. Varsa arkadaşları söylesin ben onlara da göndereyim. Samet Özdemir Kemal Tekpınar efsanemiz sizinle tekrar dönecek abim demiş. Kaptanımıza söylemiş. bu arada Ahmet Yalçın başkanımız izlemiş. Kendisine hayırlı akşamlar diliyoruz. Ahmet Yalçın başkanımı unutmayalım. O da sağ olsun ellerinden öpüyorum. Maçımıza teşrif ettiler. Destek verdiler. Sağ olsunlar var olsunlar. O bizim başkanımız bu arada Kemal kaptan abi senin forman bende ben vereceğim demiş. Murat Gürbüz de cevap vermiş herhalde. Büyük kaptan Murat Gürbüz büyük kaptan Mami bekliyor demiş herhalde. Halil kardeşimizi okuduk. Bu arada Kayan var. Suat Kaan, Yiğit Kaan Kargin, Suat Yıldırım hocam Pötürge seninle gurur duyuyor. Bir Pötürgeli olarak sizi Hakkari'den kucak dolusu sevgiler saygılar. Bizden de sevgi saygı olsun. Hayır Pötürge seni seviyor ha haberin olsun. Allah razı olsun. Malatyalı Ufuk senin Allah'ına kurban hocam demiş. valla doğru söylüyor. Ayhan Atmaz kardeşimiz selam iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Nihat Türker Malatya Spor inşallah siz değerli büyüklerimden gerekli desteği görür. Üçüncü lige çıksın. Yeter gerisini izletin. Görün taraftar nasıl olur demiş. Vuralcan abimiz bize amin demiş. Amin. Mustafa Çülah bana sallamış. Aynı Aycun Ilıcalı gibi demiş. O sallasın. O gelecek günleri göremiyor. Vizyonsuz Mustafa Çülah. Geleceği gör. Öyle konuş. Bak sözlerine dikkat et. Ben seni ayıktıram. Maça da gelmemiştin. Bunu da bir tarafa yazmışım ben. Zaten Mustafa Çülah kendisi Arapgir gücü taraftarı. Babacan. Arapgir gücü. Arapgir değil. Daha anladım. Evet. Buradan da kendini hedef gösterelim ki bir daha Arapgir'e gidemeyelim. Nihat Türker kardeşimiz sarı kırmızı şampiyon Malatya demiş. Bu arada Orduzumuzun kulüp başkanı Sayın İsmet Biratlı da bizi ona izliyor. Ona bir teşekkür eden. O benim takım arkadaşım. O bize bir futbolcu kazandırdı. Kendine gitmesine rağmen Malatya Spor'sa dedi. Ben aradım. Dedi ki konu Malatya Spor mu? Gitti belediye başkanıyla görüştü. Dedi ki sahayı, Ordu'daki sahayı her türlü her gün bize açıyor. Öyle bir duyarlı. Ayrıca Malatya Spor Camiası adına İsmet Başkanıma teşekkür ediyorum. Ben de o takımda ekmek yedim.
Gensine ve Orduzlulara iyi akşamlar diliyorum. Evet. Bu arada Ekrem demiş ki, Ekrem Duran, başkanım Ersin Eserdin olacak. Ulan Ersin. Ulan ne olduysa o getirdiniz akşamki yemekte oldu. Unutmadım. Ulan diye sütü olan seni sevmezdim, babam da sevmezdim. Ersin'e söyleyeyim bak. Bu arada Fahrettin abinin oğlu Ersin. Ya Fahrettin abim bir evet. Ya. Bu ele bir selamlar, saygılar. Neyse. Ha burada şeyde bir teşekkür bu arada... ederim. Işılay Hanım'a, Futbol Federasyonu Başkanımıza, duyarlılığına, Malatya Spor sevdalarına, yani taraf oradan diyemedi ama söylediği buydu. Gözlerim burayı, ben bu görevdeyken bu takımı görmek istiyorum dedi profesyonelde. Gensine çok teşekkür ediyorum. Seyfullah abime teşekkür ablam, ediyorum. Evet. Yani burada dediğin gibi Işılay ablamız, abla diyorum. Hepimizin. Müdür değil mi? O ablamız, bizim bacımız ya. Bizim bacımız. Her şeyimiz. Her şeyimiz o. Evet. Evet, ona buradan teşekkür ediyoruz. Sana. Bütün maçlara bak, da geldi. Şunu da söyleyeyim. Eşi Hakan bizim, bak bir duyarlı söyleyeyim ki ona göre bir şey desiniz. Kendisine ben Hakan'ı hiç sevmem ya. Ya benim çok sevdiğim canım. Ne yapmış biliyor musun? Evde bir maç topu, çok önemli bir maç topu. Kendine hediye ediler. Çok saklamış. Onu bize gönderdi dedi, belki uğurlu gelir. Onu bile bize hediye etti. Ya bu nedir biliyor musun? Evet. Ne verebiliyorsa odur ya. Çok anlamlı şeyler evet. Yani ya. Başkanım Hakan'ın yavrusuyla ellerinizden öper. Benim de büyük oğlum. Onlar İstanbul'da hiç biz söylemeden birbirini buldular. Malatyalılık şeyiyle ha. Ama benim Burak da. Çok can diğer arkadaşlar ikisi de. Benim Burak da elinizde öper. Hakan'ın sınıf arkadaşı. Buradaki okulda. Allah başlasın. Allah başlasın. Evet. Evet. Bu arada ablamıza yine teşekkür ederek Seyfullah Başkanımıza hakikaten Seyfullah Başkanımın de... Şöyle Seyfullah Bey'i bugün aradım. Her gün aradığımda yani tüm takımlar aynı da Malatya Spor mu sakma profesyonel takım gibi idman sahasını hemen ayarlıyor. Elinden gelen yapıyor ama o bir hepimizin başkanı. Mecburi herkese eşit mesafede olması lazım. Ama herkesin gönlünde yatanı biliyoruz. Bu Malatya Spor, Malatya Spor olunca vallahi bu Arap Kir'in gönlünde de yatıyor. Argıman'ın da gönlünde yatıyor. İtman Yurdu'nun da gönlünde yatıyor. Herkesin gönlünde yatıyor. Yani Malatyaspor'un burada çıkması lazım ki. Arkadaşlar amaç o değil. Biz burada Malatyaspor'u çıkaralım ki. Önümüzü görelim. Zaten sizler Bal Ligi'ne her türlü gelirsiniz. Bizim amacımız Malatya değil. Malatyaspor'u il dışına adını taşımak. Suat Başkanım şimdi farz et ki Tecle şampiyon oldu. Çok güzel. Biz sen bugün İtman Yurdu'nun arabası Urfa'ya gitti. Onu söyleyelim. Yeşilyurt, Malatyaspor 3. ligde ya. Ya üstüne okuyor Yeşilyurt. Bu nerenin? Malatya'nın. Neresi bu? Malatyaspor'un otobüsü şehre girince adam Malatya ilini temsil ediyorsun. Biz diyoruz ki bırakın önümüzü açın ki biz Malatya'yı temsil edelim arkadaşlar. Bizim amacımız Suat Başkan değil. Hayat İpalancı değil, Mustafa Güner değil. Malatya adını temsil edelim. Biz semt değiliz. Benim size söylemek, anlatmak istediğim, ağzımda boğazım kurudu. Bu, önümüze açın, yapmayın. Camialar önümüzü, evet çay getirdiniz, boğazım kurudu. Yani anlatmak istediğim bu yani ha. Suat Başkanım, yani sen yap, Tecle'yi al, otobüsü de al. En iyi futbolcuları adını koy, Galatasaray'dan futbolcu getir koy. Yani bir takım kur ki. Adam seni bilmez. Otobüsü git lokantanın önünde durur, ilgilenmez. Malatya Spor olunca ayrı bir havası var. Ama burada Avşar Otel'e de teşekkür ederek bize açtı yerlerini. İş bizde yüzünü dönmedi. Hatta kendileri ileri zamanda Malatya Spor'da Bal'da büyük bir sponsor olacağını, kamplarının ben Malatya'yı çok seviyorum dedi. Kendilerine tanıştık. Malatya'nın huzurunda kendilerine teşekkür ediyorum. Çok unutuyoruz. Çok insan unutuyoruz. Adnan Çoban abi unutuyoruz. Turan Kopal abi unutuyoruz. Ya neler unutuyoruz. Ama unuttuklarımız da hakkını helal etsin. Yani evet.
Abi bu arada Arguvan'da Yusuf Alparslan abimize teşekkür ediyoruz. Arguvan sporumuza da önümüzdeki hafta oynayacağı maçta başarılar diliyoruz. Arguvan Arguvan'a da sporumuza selam başarılar yolluyoruz. diliyorum ben de. Başarılar diliyoruz. Onların final maçlarında, üçüncü maçlarında neredeyseler biz de yanlarda desteğiz. Çünkü neden? Bir Evet. hedef ileriye giriyor. Hedef Eyvallah. ileriye giden baldaki tüm takımların bizim Malatya'nın takımıdır. Hepsinin yanında olacağız. Bizim o Hakkari'deki Bu arada yeğenimiz, ben dedim ya tanıyorum, soyadından şey ettim. Evet. Mamadi Alkıdağ'ın torunuymuş Hakkari'den. Siz beni de tanıyormuş. Saygı bizden kardeşim benim. Hanife abi senle benim kafayı kim tanımaz ki abi? Eyvallah. Marco'ymuşuz Eyvallah. ya. Eyvallah başkanım. Bu arada Murat Gürbüz kardeşimiz Salı günü maçta arkadaşlar strese girmeden maçın büyüklüğünü, önemini düşünmeden rahat oynasınlar. Arapgir yenilmeyecek bir takım değil kesinlikle demiş. Bu arada Yiğit Kaan Kargın İdris Başkan'ın bir pötürgel olarak sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız Biz demiş. hepimiz Teşekkür ediyorum. Malatyalıyız. Biz tüm Biraz önce ilçelerden gurur söylediğimiz duyarız. yeğenimiz Hakkari'den başkanım. Eyvallah, eyvallah. Bu arada Mehmet Doruk Kür'ün vallahi ben maçları kaçırmıyorum. Kaçıranlara yazın sanki gelecekmişsin diye. Hakikaten Mehmet Kür'ün de ailesiyle geliyor. Başkanım bugün Çok de gördüm geçen gördüm. Her maçta geliyor. eşi bizim Ailesine teşekkür ediyorum. kardeşimizdir. Benim Eyvallah. sevdiğim bir ağabeyimin, kekimin de bacısıdır. Senin de yakınındır Bahri ağabeyim. Başımızın üstünde yerleri var. Evet. Ömür boyu Aa, mutluluklar diliyorum onlara. maçta çok bayan gelmişti. Kardeşlerimiz gelmişti maçımıza. İnan Valla ki ben bayanlar başkanım güvendiği yere gider. Ben yani sana ayıktım. o bizim Bayan taraftar bacılarımız. güvendiği yere gider. Evet. Malatyaspor taraftarı güvenlidir. Malatyaspor şanlı, şerefli mazisinde hep bunları yaşamıştır. Bayanlar hep başımızın üstündedir. Hoş geldiler, safa getirdiler. Eksiğimiz neydi? Onlardan özür diliyorum. Eksiğimiz şuydu. Maçın atmosferine girmiştik. Atkıları bende vardı. Boyunlarda takacaktım. İşte şapkaları vardı. Ya, ya, Onlardan ya. çok stresliydim. O benim yine boynumun borcu kulübüm adına Mustafa Güner'le beraber Suat kardeşimle. Bayanlar, gelenler başımızın tacı. Biz onlara o hazzı, biz bir ortam yaratmıştık. Bir karnaval ortamı yaratmıştık. Sakime, Suat Başkanım, 30 senedir bir araya gelmemişiz. Biz bir bayram havası yarattık. Maçı Evet. seyreden kim ki? Türbünü seyrediyorduk. Ben maçı golünü görmedim. Yani o yüzden biz o gün kötüydük bari. Çocuklar da türbüne daldı. Evet. Çocuklar türbüne daldı. Yani ben bir hata yaparım, türbün Evet. nasıl yapar ya. Bizi salı günü görecekler. Bir daha gelin, salı günü Evet. aynı atmosfere gelin. Bu çocuklar size büyük bir seyir serdirecek. Evet. Bu arada Ümit Algül Pazartesi akşamı maç yayını bekliyoruz. Maç yayını olacak kardeşim bizim Evet, kanalımızda. bizim Malatyaspor kanalında. Fuat Duyun. Gümüşoğlu Evet, bari. Muharrem Hoca ve Paşa Hocam için çok şok yaşadık. Ancak Yok yok yok, futbolda yaşama bu şok durumlar yaşamıyorum. var. Hayırlısı diyelim. Hiç şoka gerek yok. Muharrem Hocam da, Paşa Hocam da bizlerle Öyle bir beraber. şey yok, öyle bir şey yok, evet. Muharrem hocamın Görünen ellerinden öpüyorum. görünmez Paşa hocama da hürmetlerimi dünyadaki gönderiyorum kardeşime. ya. Ben Paşa'yla Hiç bir gülüm sıkıntı ya. Müthiş değil. bir adamım ya. Hiç olur mu reis? Hiç olur mu Ege. reis? Kim ne oluyor? Şimdi ben eğer Suat abi seni Malatyaspor için biz bir araya eskiden mesela Muharrem hocam sürekli Suat abinin yanında. Paşa da 40 senelik dostum. Dürümü beraber paylaşmış. Eğer biz Malatyaspor içinde birbirimize birimiz dışarıda kaldık, birimiz içeride kaldık. Ayrılık olacaksa biz o zaman dost değilmişiz zaten. Biz o Evet. zaman ayrı ayrı biz o zaman neymiş? Şimdi niye böyle görünüyor? Biz o zaman işçi patron gibiymişiz. Al paranı ve biz öyle değildik. Biz zaten bir kenediz. Biz aileyiz. Yani biz öyle bir ayrılıkta o ben seni unuttum. Ben demede geldim Paşa hocamla.
Kürem'in izini aldım, eve kadar getirdim. Beraber geldik. Muharrem hocamı aradım. Nasıl geçti? Hastalığı nasıl geçti? Toparlandın mı? Suat'ın oraya gelecek. Oyunu oynayacak. Suat hocam biraz kızdıracak. Biraz hocamı. O da hocam da biraz sallayacak ona. E biz buyuz abi. Biz de öyle kimse burada malzeme kimseye çıkmaz. Rahat olun. Siz gidenizde yatın. Size burada bu fırında ekmek çıkmaz. Çırsa çırsa küreği sapı çıkar. Hadi işinize bak. Evet. Bu arada Malatyalı Ufuk demiş ki canlı yayın Bahri abimin sayfasında yardımcı benim. Ufuk'a da hakikaten buradan teşekkür Ufuk, ediyoruz. Ufuk başımızın üstüne hakikaten yeri var. Canlı senin emeklerin inkar edilemez. Sağ olasın, var olasın. Ufuk ve Bahri abimin emekleri, yayındaki emekleri takdire şayandır. Sağ ol Ufuk'um. Ufuk'um demiş ki sanki İnönü'nde maça giriş polis araması vardı. Ufuk'um iyi duayın ki alkol muayenesi yapmadılar. Ya pes kontrolü yapmadılar. O arada zaten çakmakları kaldırdım. Dedim biri yakar statüden yanar gerekir. Çakmakları yakmayalım. Evet. Bu arada Nihat Türkiye Türler'den doğacak inşallah Malatya Spor demiş. Suat kralımız sizi sevmeyen ölsün can dostlar demiş. Bu arada Osman Bayram Kivremiz bizi izliyormuş. Kendisine hayırlı akşamlar diliyoruz. O bizim takım takım arkadaşımız değil mi bari? Evet, evet. Beraber oynadığımız. Sağ mı sol mu? Sol bekti. Ya onlar da solcu. Kaleciydi, sol kaleci. Ya. Kaleciydi. Ya aynı takım. Biz başkan. Ya. He, kaleciydi. Bu arada Emre Karakuş, adam gibi adamlar. Bir eyvallah Emre. Senin güzelliğin. Yeganım. Gözlerinden aynen öpeyim seni. Sağ ol. Nihat Türker amatörde de olsa senin sevdan bir başka şanlı Malatya Spor demiş. Remzi Yaşar selam aleyküm demiş. Emrah Karakuş Hayati hocam candır demiş. Teşekkür ediyoruz. Murat Gürbüz Mustafa Çuluha dümendensin yine demiş. Güven Solmaz 22 Mart'ta mı maçımız Arapgir'le demiş. Tam saati Mustafa Çuluha ben seni maça etmiş. Beklerdim Mustafa Çuluha. Ayıp ettin. Net, ayıp ettin. Emrah Karakuş, avukatım akşam neredeydin demiş. Evde olacak, o nereye gider? Battal Aloğlu, efsaneler ölmez demiş. Yiğit Kaan Kargın, efsane Malatyaspor Allah'ın izniyle lige çıkacaktır. Sizin desteklerinizle güzel günler geri dönecektir demiş. Teşekkür ederiz. Onur Güzel, başkanım kusura bakma bir şey soracağım. Kızmaca yok. Sana mesaj atıyorum. Neden geri dönüp cevap Onur, vermiyorsun Onur, demiş. Onur bana mı? Onur. Onur'um. Kurbanım, evet. Kurban olduğum. Ben yazarken 3 kere kelimeler seçeyim. Nasıl eksik mi fazla mı? Ben o illeti kullanmayı bilmiyorum ha. Yani ha. Bak bilsem vallahi yazacağım. Bak bili. Ben okuyamıyorum. Bu arada... Başkanım. Şahin kardeşimiz. Ya başkanım ben sana 100 kere dedim ki Burak Yegen'im yanında yazsın. La kardeş, telefonla o da açıktı. Doğru valla öyle yapacağız. Eyvallah. Abi bu arada Türkiye kardeşimiz abi ben de Muğla'dan demiş selam gönderiyorum. Aleyküm selam dedik. Muğla'ya da bizden selam olsun. Yalnız İdris Başkanım Nihat Türker kardeşimiz demiş ki başkanım ben de bir forma istiyorum. Onu, yaz onları. Kim istiyorsa ne? Bakarım. Dışarıdakilerle Malatya'dakilerle durur. Evet. Onları hepsine gönderelim. İşte yani WhatsApp'tan veya Messenger'dan yazarlarsa olur, kendilerine olur, dışarıdan olur, yardımcı forma olur. Bu arada Akyurt Orkun Manisa'dan selam olsun Malatya sevdalılarına demiş. Teşekkür ederiz. Mehmet Doruk Körün vallahi olacak, billahi olacak. Malatya'm bu sene şampiyon olacak. İnşallah. Alayına gider demiş. Alayına gider. Yiğit tamam. Söylemiştim. Mehmet Doruk Körün senin korumaların yanındaydı. Alayına gider. Biz nasıl yapacağız alayına gideri kardeş? Şimdi başkanım Samet Özdemir kardeşimiz yeni hocamız belli mi abilerim demiş de yeni teşekkür. Şu anda o da. Konuda herhangi bir çalışmamız yok. Çünkü neden yok? Takımımız zaten Muharrem Hocam'la Paşam Hocam şimdiye kadar hazırlamışlardı. Buraya kadar getirmişlerdi. Zaten bu saatten sonra kondisyonu yükleyemezdik. Taktik çalışmalarımızı iki tane hocamız var genç.
onlara sorumluluk verdik. Muhammed Güner'den beraber. Takımda Engin'im var, Kemal'im var, Bozo var, Obileri var. Hepsi bunun bilincindeler, farkındalar. Tek yapacağımız şey sahada inanıp biz burada başımız dik, Malatya'da sokaklarında salı günü şehir turu atmak kaldı. Başka hiçbir şey kalmadı. Hiç kimse merak etmesin. Bu arada Recep Sarıgül kardeşimiz demiş abimiz, ki abimiz. Götürgesi ellerinden öpüyorum Recep Sarıgül abimiz. Pardon Recep abimiz. Hani ben şey etmediğim için Pötürge sever Suat Başkanı Fahri Pötürgeli'dir demiş. Ben de daim kabul ederse ben de Fahri Tecdeli'yim. Bu arada Vuralcan abimiz demiş ki başkanlarım bu mesajımı okursanız memnun olurum. Malatyaspor alışveriş kartı şirketlere satıp personellerine dağıtıp %10 Malatyaspor'a kesintilerle gelir sağlansın. Bizim şirket böyle anlaşmalı demiş. Vuralcan mıydı? Onu ben de Vuralcan mı? Evet. Vural abi demiş. Evet. Vural abi çok teşekkür ediyorum. Kampımıza ziyaret etti. Kendisi meyvesinden. Oradan geldi başkanım. Sağ olsun var olsun Vural. Kulübümüze odalara muzundan tatlısından hiç desteğini esirgemedi. Hepimiz Vural abim gibi Malatyalı olalım. Kendisine teşekkür ediyoruz. Malatyaspor adına. Evet. Bu arada abimiz Turabi Şahin Malatya'nın gururlarısınız demiş. Sizin Allah'ınıza kurban olurum. İyi ki varsınız demiş. Turabi baba cansın. Cansın Turabi baba. Sağ olasın, var olasın. Allah'ına kurbanım. Güven Solmaz Malatyaspor formasını satışa çıkarırsanız hem kulübe katkı olur hem de Malatyaspor formasıyla gezeriz demiş. Eyvah yapacağız. Bence olumlu. Bir 5000 tane İstanbul'da yapılıyor. Acele etmeyin. Evet. Bu arada Nami Değirmenci abimiz hayırlı yayınlar olsun. İnşallah emeğinize saygı duyuyoruz demiş. Teşekkür ederim. O forma konusuna geldim unutmayayım ki söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu şehrin takımı benim. Ben özür dilerim. Biziz. Eski belediyenin önünde benim mekanımda başka şeyler satıyorlar. Ben bunu belediye başkanında istiyorum arkadaş. Ben kendi malzemem Malatyaspor malzemesini ben orada satacağım. Formasını, kaşkolunu, hediyeliklerini bize Malatyaspor'a yakışır. Eğer birileri satacaksa gitsin 130 milyarlık aylık kira veriyor Malatya'nın sporun yüzünde İstanbul'da bürosuna gitsin oranın önde satsın. Ben bundan sonra Malatyaspor'un haklarını her yerde alacağım. Hiç rahat olun. Başkanım katkıda bulunmak istiyorum nacizane. Onlar önce kulüplerinin özellikle kulüp başkanları o kulübün adının Belediyespor olduğunu öğrenecek. Ondan sonra diyecek ki ben Malatya'nın kulübüyüm, takımıyım. O kulübün adı Malatya Belediyespor'dur. Kulüp başkanları bile ismini daha doğru düzgün zikredemiyor, telaffuz edemiyor. Bu kadar net. Aynen. Bu arada Almanya'dan İsrafil Barman hayırlı akşamlar bari dönmez abim saygılar demiş. Abi saygı bizden. O bugünkü konuştuğumuz şeydi de İsrafil abi biz seni yarın arayıp bilgi vereceğiz. Ben İsrafil'le konuştum kardeşimle. Bizle Malatya sporumuzla uzaktan yakından alakası olmayan bir şey. O İstanbul'daki arkadaşla da konuştum. Döne döne sordum Malatya sporumuzla alakası var mı? Adam yemini billah etti. Dedi ki kardeş kimsenin günahına giremem. Malatya sporla ilgili uzaktan yakından nokta kadar olay yok. Tamam bizim için kapanmıştır mevzu sorun yok. İsrafil'im sana da iyi akşamlar olsun kardeşim benim. Zülküf babamız güzel abilerim sizleri seviyoruz. İnşallah salı günü tur. Zülküf baba da başlaydı. Bari abi Zülküf baba da başlaydı. Sağ olsun var olsun. Bu arada Yusuf Alparslan abimiz Seyfullah Başkan'ın bir de salı yerine cumartesiye almaz mıydı maçı demiş İdris Başkan'ım. Ya valla zaten bir müracaatımız olacak ama Seyfullah abi şunu söyledi. Maçımız var ya. İdris yok başkanım, yok bir hafta söyleyeyim. Maçımız vardı. Suat Başkan'ım bu arkadaşımız Arapkir maçını söylüyor. Yani cumartesi alalım diyor. İki maç aynı gün oynanmaz ki erkenek maçı var. Hayır hayır. Önümüzdeki haftaya diyor. Salı günü oynayacağımız maçı diyor arkadaşımız.
Aynen. Salih, evet. Çünkü izlemek istiyorlar. Bunu tekrar bildireceğim. Bu iki kulübün söylemesi ne olur? Yani bizim tek taraflı şeyimiz kalktı, ev sahipliğimiz kalktı. Artık ikisi aynı şartlara eşit. Kemal kaptanımız Arguvan sporlu Yusuf abimize söylemiş. Yusuf abi, sen Arguvanlısın ama senin kadar Malatya spor sevdalısı görmedim. Abi sana saygı duyuyorum demiş. Biz de Arguvan sporumuza selam olsun. Başarılar diliyorum. Arguvan sporum. Can Arguvan candır, o kadar. Bu kadar basit. Yusuf abimiz Kemal kaptana cevap vermiş. Yani Malatya spor sevdasıyla büyüdük Kemal hocam. Seviyoruz seni demiş. Eyvallah. Tahir Konaklı, Mustafa Külah koyu Arapgir sporludur demiş. Turabi Şahin, yorumlar yarım kaldı. Bari abi ekran kayıyor Turabi abi. Göremiyorum. Ekran kayıyor. Bu arada Mehmet Dorukör'ün anlış yanlı sarı kırmızı renklerimiz ligleri titretmeye geliyoruz. Savunun Battal Gazi'nin torunları gümbür gümbür geliyoruz. Ahali demiş. Bir de kılıç çekeydin. Ben de onu diyecektim. Bir de kılıç çekeydin oldu olacak. Mehmet Kür'ün. Bir de kılıcı çekseydin. Az kaldı. Işte. Sıra ona gelsin. İsrafil Bakman, Tahir Konak. Abim hoş geldin. Nasılsın abim demiş. Osman Bayram, çevremiz herkese selamlar. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Mehmet Doruk Kür'ün bizim takım bir hocasını bir anda harcamaz. Ayık olun demiş. Yok yok yok. Bence asla, doğru bir asla. Ya şimdi ben bari şunu söyleyeyim. Bir evet. Kulüp hocasını harcayacaksa, ben 57 yaşındayım. Ben kalktım. Dediler ki maşallah hoca, Rabbim sağlıklı ömürler versin. Sağ ol. İşten göstermeyin ya ben, maşallah. Allah nazarda bulsun. Vallahi Allah nazarda bulsun. Ben kalktım. Gelince, dedim ki, gelince bir çay hak ettik başkanım. Eyvallah. Burak'ı da aldım. Gittim Paşa Kürem'i de aldım. Dedim nereye? Dedim biz Muharrem Hoca'nın evine çay içmeye gidiyoruz. Bak nezakete. Gittik, çayını içtik, tahtımızı yedik. Gelini, kızımız bize hizmet etti. Oturduk. Hocam dedim, ben sizi kulübe çağırmaya icap ederim, utanırım. Çünkü biz sizin ayağınıza gelip burada kararımız, böyle bir kararımız var. Bildirmek istedik. O da olgunlukla karşıladı. Tabii ki emek var. Birdenbire diyemez ki ya şöyle oldu, böyle oldu. Çünkü onlar kulübün yönetiminde de bulundular. Her yerinde bulundular. Yani ben şunu isterim. Bak ben böyle bir şey isterim. Buraya çok dikkat edin ama. Bugün Bülent Kampkiner en iyi günlerde bu kulübün neydi? Başkanıydı. En kötü günlerde başkanıydı. En kötü günlerde başkanıydı değil mi? Evet. Bu kulübe bir sevre parasını harcadı mı? Evet. Harcadı. Diyemezsiniz harcamadı. Bugün biz başkan olduk. Bu çocuk hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı arkadaşım. Su taşınacağız. Sağ olsun, var olsun kardeşim. Antrenmansa antrenman. Sağ olsun, kongre var olsun kardeşim. Kongre kararlanacaksa kongre kararını aldı. Gittik denetlemeye, gittik Batal Kazı'ya. Çocuk oraya kadar geldi. Yani diyemez mi ki ben bu kulübün başkanıydım ya? Sayfalarda yazan. Bunlar böyle, bunlar böyle, bunlar böyle. Biz çocuğa zaman zaman yüklendik ama o yine terk etmedi. Bugün dükkana geldi yanıma. Ben Hayati Hoca gibi, İmparator gibi, Bülent gibi, Selim Başkanım gibi emeği verenler, bugün de Malatya Spor gibi hala çırpanlara önlerinden eğilip onlara saygı diyorum. Bizde ayrılanlar da bunlar gibi saygı duymasını bekliyorum. Evet. Evet, bu arada Onur Güzel kardeşimiz demiş ki Malatya Spor sayfası haricinde bütün sayfalar yasaklansın demiş. O da olabilir. Uğraşacağım onu. Uğraşacağım. Şey, o... Yiğit Tarık maça gelmezse de gönlümüz orada demiş. Mehmet Binektaş koruman yanında demiş Hanif Selimoğlu başkanı. Ya ona kurban olurum. Estağfurullah, ben onun korumasıyım ya. O ne demek ya? Öyle şey mi olur ya? Öyle şey mi oluyor? Bu arada biz kendi memleket, Alperen, bizim kendi memleketimizde biz hepinizin hizmetkarıyız.
Alperen Solmazgül kardeşimiz demiş ki önümüzdeki iki maçı da canlı verin. Canlı vereceğiz kardeşim. Evet, evet. Bizim Bari TV'de Göçer, devam. Abimi, evet. Bari TV'de. Kazım Göçer abimiz. Tamam. Evet. Kazım Göçer abimiz Ankara'dan yazıyor bize de. İyi yayınlar, sevgiler, saygılar, selamlar demiş. Aleykümselam Kazım abi. Buradan da Ankara'ya selam olsun. Vuralcan Bahri demiş. Vural abi. Serdar Kaplan kardeşimiz varlığınız daim olsun demiş. Kral her zaman yanınızda demiş. Kral. Vedat Diyarbakırlı oğlu abimiz selamün aleyküm demiş. Mehmet Dorukkör'ün Serdar Kaplan kardeşimin gözlerinden öperim. Helal olsun yaptıkları için. Malatyalı Ufuk Serdar Kaplan ekibi her zaman her yerde efsanemizin yanında demiş. Bu arada Nevzat Topal hocamız bizi izliyor. Kendisine hayırlı akşamlar diliyoruz. Selam olsun Nevzat diye Kubilay Akgün Kubilay Akgün abimiz izliyor. Selam olsun. Kubi kardeşime da selam olsun. Ya Alperen abi bir şey yazmışsın ama yani belediye sporla ilgili. Ya biz onlarla ilgili yorum yapmıyoruz güzel abim benim. Yani o bizim kulübümüz ama bizim sayfamız Malatya Spor. Yani oranın başkanı. Benim kulübümde gel abi kendi adına konuş. Yani kendi adımıza yani ya, onunla ilgili kusura bari bakma siz, yorum yapmıyoruz. Bari Süzel'in başkanımız sinir uçlarına oynamıyor. O fake'tir böyle. Bak abi Malatya'da ben sana söyleyeyim. Amigo Ramo'ya inne dediğimizde bana o siyah madeyi dediğimizde senin başkana da yeni Malatya dediğimi sinir uçlarına dokusun. Yani herkesin lakabı belli oldu. Vural Bey abimiz afiyetler dilerim demiş. Malatyalı Fuk 10 numara demiş. Mehmet Dorukkör'ün pazara alınsaydı stadı yıkalım Arap Girme maçında demiş. Erdal Demirci yemesenin ya biz bari, yani belediye sporun başkanı. Biz pazar için müracaat ettik. Bence rakip bastırdı. Seyirci desteğimizi kırmak istiyor. Biz salı günü de olsa aha bu saatte eğer aydınlatma varsa gidek yine orayı doldururuz. Bir saatimize evet. Bak. Rahat evet. Olun. Bu arada Ümit Doris İpek'ten kardeşimiz de bizi izliyormuş. Hayırlı selam olsun diliyoruz. Doris'ime. Moris. Doris dedi. Doris. Moris değil mi? Doris. Tamam. Bu arada Sonal Çoban abimiz izlemiş. İstanbul'a da selam olsun. Suat abime, Çoban abime de selamlar. Suat Çoban, evet. İzzet Değirmenci abimiz izlemiş. Hayırlı akşamlar diliyoruz abi. Mehmet Dorukkör'ün maç pazara alınırsa çok taraftar gelir, çok iyi olur demiş. Evet. Abi vallahi stat Battal Aloğlu stat bizim kaleci Carlos babam demiş ama. Daha demiş o. Carlos da benim. Öyle kim mi? O? Senin başkan yeni adın mı lan, bu Carlos? Lan ben top oynarken sen manyak mısın? Neydi? İşte anlatayım be yaradığım ya. Dur anlatayım. Ya var abi mesela. Sen daha Carlos'u tanımışsın. Dinle. Seninki kalsın. Dili. Vallahi. Şimdi ben anlatacağım. Ben öyle dedim ki. Ben öyle dedim mevzuyu anlatayım. Anlatacağım. Şimdi abi Zırat'a gittik. Mehmet Baysaldız yok mu benim? Bizim lagabı diğer Türk evet. Önemi. Mahallede. Dedi ki neredesin dedi. Dedim valla futbolumu bırakmışım. Evlendim. Abimin yanına iş yataydı. La dedi gel orada jandarmada bir maç var. Malzeme nerede? Dedim malzeme yok. Dedi malzeme bulurum. Bu bari de benden önce Zırat Spor'da. Neyse gittim askeriye ne maç oynuyor. Abi saçlar böyle ön açılmış ama uzun. Galeye geçtim. Gelen giden Carlos diye bizim talebeler var. Yatılı Bili Doğu'da. Neyse Malatya Spor da arada orada bir idman yapıyor. Değil mi bari? Evet, gelen giden evet. İngilizce konuşuyorlar. Ulan oğlum ben Türkçeyi zor beceriyim. Beni İngilizce kalakaslar konuşuyorlar işte Carlos forma istiyorlar bende. Ben de dedim ne diyorsunuz da? Biri değil abi bu ibneye baktı Türkçeyi bellemiş. Zannedin ki ben Türkçe de bilmeyeyim. La dedim manyak mısınız oğlum? La biri de bu böyle. Ondan söylüyor. Vural Can abimiz demiş ki Galip Arapgir maçı sonrası Çanşı'da konvoy yapalım. Valla bize uyar.
Bize uyar abi. Kral yine iyi akşamlar demiş abi. Malatyalı Ufuk Başkanım var. İdris maşallahım var. İdris Başkanım demiş. Alperen Selmaz diyor. Malatya Spor yüksek liglere çıkarsa Malatya Stadyumunda oynar mı maçlarını demiş. Oynayacak tabii ya. Yani bal olsun, üçüncü lig olsun onu söylemiş herhalde. Evet. Mehmet Kör'ün Arapgir'in 10 numaralı futbolcusunu markaj etsinler. Bizim bir futbolcu Arapgir'de bir şey yok. 10 numaralı futbolcu ya onu Mehmet Doruk Kör'ün aynen, öyle deyip de havaya sok. Aynen Mehmet Kör'ün yani, kimseye polim yaptırmanın bir anlamı yok kardeşim. O Malatya Spor o gerek yok. Ben bir de bu teknik konular bize düşmez. Yapacaklar yaparlar yani. Bizim başında hocalarımız var. İnşallah tabii onlar önlem alacaklar. Ya. Şimdi burada 10 numara, 9 numara, 8 dedik mi havaya girirler. Gerek yok abi ya. Bizim futbolcularımız onlara 10 basar. Boş ver. Kubilay Akgün abimiz hayırlı yayınlar demiş. Kral abi Bahri abi de demiş. Kral bu. Bunu da oku demiş. Okudum Kral. Emrah Karakuş Salı günü yine türbünde iki kat daha fazla destek vereceğiz demiş. Murat Gürbüz abimiz Bahri abi Hanifi Başkan'ın tansiyonunu yükseltme haklı, demiş. Haklı, doğru söylüyor. İkisinin de Murat şeker, birinin şeker abı cebinde, birinin tansiyon abı cebinde. Fıs fıs benimki, fıs fıs. Bu arada Darende Spor'umuzun kaleci antrenörü Timur Garay'a iyi Timur'um yayınlar demiş. Çok yardımcı oldu bize o transferde hem gençlerin hocası. Timur çok çırpındı. Yetiştirmek için elinden geleni yaptı. Gençlere teşekkür ediyorum. Bu arada Erdal Demirci Ordu'daki testlerimiz ne olacak? Alacak mı efsanemiz demiş. Alacak vakidir devamlı. Alacağımız kalsın orada. Yani sıkıntı yok. Abi buradan Uralcan Mercedes Kadir'in manevi abisi hoş geldin demiş. Buradan da Mercedes Kadir rahmet Allah eylesin. Rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Uralcan ağabeyimden de Allah razı olsun. O inşallah ettikleri günahlarına kefaret olur. Onun amin. Da yolu bahtı açık olsun. Rabbim işini gücünü rast getirsin. Amin amin. Ha yok burada Malatya'm demiş. Orada bir yanlış anlaşılma var kardeşim. Serdar Kaplan yani fake hesap dedi de sen değilsin o fake hesap. Anlaşıldı. Turabi Şahin bari uykum geldi. Sabah nöbetten çıktım demiş. İyi geceler diliyorum. Konu Malatya soruluysa Turabi Baba 24 saat 48 saat öyle bir şey sıkıntı yok. O Malatya sorun gerçek bir arada, kahramanıdır. Neferlidir. Ona saygı duyuyorum ben Turabi Baba'ya. Bu arada Murat Gürbüz Turabi'ye demiş. Derenin dibi kuyu, uyu Turan'ın uyu demiş uyu. Ama. O da uydu. O da güzel. O da güzel. Bu arada Tamer Tombul hayırlı yayınlar. Maç ne zaman olacak Suat abi demiş. Suat Başkan. Salı günü inşallah. Salı günü yer 1.5 ya 2 herhalde olur. Bu arada Akgün Güldal abimiz Salı günü olacağını Aynen Suat abi. Akgün Güldal abimiz iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Hoş geldin diyoruz. Evet İdris mesajlar evet, bitti. Şimdi, çoğu gayet Suat dayımı çok beklettik de. Estağfurullah. İdris Başkan şimdi, müsaade edersen Suat dayım tecrübelerini evet, bir aktarsın. Ona izleyen futbolcu işte kardeşlerime. Ona döneceğim. O Suat abiye çok zamanınızı ben aradan aldım. Biraz da yine rahatsızım. Herkese teşekkür edeyim. Suat abi de bizim yönetim kurulu üyesi. Suat abim geri kalan hem konuları değerlendirir. Alabilirseniz yayına Serdar Kaplan'la ya da bizim Kemal Kaplan takım adına hem çıkabilir bir de renk atabilir. Suat abiye, Bahri abiye, Hayati Palancı İmparatoruma, Selim Başkanıma, bize dinleyen bu saate kadar Malatya'ya gönül verenler, Malatyalılara yayını alalım kaptanlardan birini. Teşekkür ederim. Evet, ben Kemal'i şimdi bir arayacağım. Evet. Hangisi müsaitse onu alabiliriz. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kolay akşamlar.
Akşamlar ben. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Dayı buyur ya. Vallahi biz dedik dayım. Yok şimdi tamam. Misafir değil. Yani Suat Başkan tamam, misafirimiz değil. Yeri var. Şeref verdi de. Bir de Bülent Kapkıner Başkanım nerede? Sayın Başkanım. Eğer izleyen arkadaşlardan Bülent Kapkıner Başkanım'ı arayan olursa. Dayı buyur. Dayı sen eski deneyimlerine dayanarak cumartesi günkü atmosferi nasıl buldun? Heyecanlandın mı? Duygulandın mı? Tabii canım, her şey mükemmeldi. Yani Malatyaspor'umuzun Süper Lig'de oynadığı dönemlere birden gittim. Yani seyirci, her şey mükemmeldi. Yani futbolcularımız işte biraz durgun başladı. Başka geri kalan her şey mükemmeldi. Yani inşallah salı günü de aynı atmosferi, aynı havayı yakalarız. İnşallah futbolcularımızın üzerindeki o kara bulutlar da kalkar. İnşallah bu maçı alırız. Kimsenin söyleyeceği bir şey de kalmaz. Malatyaspor'umuzu inşallah layık olduğu yerlere getireceğiz. Burada tabii iş herkesten ziyade sporcu kardeşlerimize düşüyor. Onlar bu havayı yakalarlarsa inşallah. Burada gerekeni yaparlarsa bu takımı inşallah iyi bir yerlere getireceğiz. Bu Malatyaspor, Malatya'mızın efsanesi, ölmez bir takımı. Eyvallah dayım benim. Yani hepimiz üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra işte onlar da. İnşallah onlar da bu işin, bu formanın, bu armanın, büyüklüğünün bilincine vararak sahaya çıkacaklardır diye düşünüyorum. Evet. Bu arada unutmadan bu Büyükşehir Belediye'den izleyen bir abimiz, şuradan da tekrar edelim. Abimiz bu Malatya'daki amatörümüze lütfen yardım edelim. Evet. Amatör can çekiş. Bu sezon inan hiçbir yardım almadılar. Yani Allah rızası için 3 belediye başkanımıza da rica ediyoruz. Amatörümüze bir el atsınlar. Bir malzeme yardımında veya ne bileyim işte karınca kararınca bir yardım etsinler. Bak maçlar bitiyor. İnan bu sene hiçbir malzeme... Bayır Başkanım, ben takımların en büyük sıkıntısı, servis sıkıntısı, çocuklar maddi imkansızlıklarla her zaman istedikleri zaman antrenmana gidip gelemiyorlar. Bunlar haftada bir defa oluyor, kulüplerin durumu ortada. Şahısların üzerine bıraktığın zaman bu yükler ağır oluyor. Belediye, yani burada profesyonel takımlara zaten aslında yani belediyelerin şeyinde olan bir şey var. Tüzüklerinde. Amatör. Bu arada Kemal Kaptanımız geldi. Hoş geldin Kemal. Öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kemal Kaptanım, Hanifi... hoş geldin Kemal Kaptanım. Hoş bulduk Hanifi Başkanım, Suat Başkanım, Bahri abi. Hepinize selam söylüyorum buradan. İyi akşamlar diliyorum. Aleyküm selam kaptanım benim. Yani gerekenlere işte İzzet Başkan. Hayati Hocama, Turan Baba'ya gönderelim. Kemal kaptanım. Allah razı olsun abi. Cümleten. Çok teşekkür ederim. Bülent Kapkıner Başkanım'a. Yani şu an zaten İdris Başkanım gereken her şeyi söyledi. Söz şu an bu saatten sonra biz futbolcularda kaldı. Şimdi Suat Başkanım da söyledi. Gerekenle inşallah biz sahada vereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. En kötü zamanımızda işte cumartesi günkü maçta gördük. En kötü süreçte bile biz yenilmedik. İnşallah salı günü de gerekeni yapacağız yani. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmaz. Şüphemiz yok kaptanım. Evet. Sağ ol, var ol.
Kalbimiz, gönlümüz, her şeyimiz sizden beraber. Yani bugün işte idmanımıza idmanlarımız oluyor. İşte Suat Başkanım geliyor. İşte Bülent Başkanım geliyor. Görüyorlar yani o soğukta onlar bizi izliyor. İşte Mustafa Başkanım geliyor. Yani inşallah iyi bir hava yakaladık. İnşallah iyi olacak ya. Hiç kimsenin şüphesi olmasın bu süreçten. İnşallah kaptan. Evet. Başka Kemal'in maçlarla ilgili yani başka söyleyeceklerim? Ya bu süreçten sonra zaten Erkenek maçımız var. Ondan sonra işte Erkenek maçını geçtikten sonra salı günü işte pazartesi günü kampa gireceğiz. Kamptan sonra işte salı günü maçımız var. İnşallah işte topçularla beraber konuşuyoruz. İşte bu süreçte işte hocalarımız gitti. Ya biz bunun farkındayız işte bazı şeylerin. Şimdi. Ama çok iyi olacak. Yani şu anki o ateşi işte ben orada mesaja da yazdım. İşte profesyonel takımları işte Bal Ligi'ni hiç kimse konuşmuyor. Şu an konuşulan tek takım efsane Malatyaspor. Biz o maçtan sonra Arapgir maçından sonra beni 100 kişi aradı en az. İşte ne olacak? Malatyaspor ne yapacak? İşte nasıl olacak? Şu an tek konuşulan şey Malatyaspor'un nasıl olacağı. Efsanenin dirilişi. Allah razı olsun. İşte bize güvenen başkanlarımız var. Bir tribünümüz var. Bir halk var. İnşallah biz çok iyi yoldayız. İyi yoldayız kaptanım. Evet. İyi yoldayız. Hadi. Kaptanım bak rahatsız olmasına rağmen yayından çıktı ama seni gördü heyecanlandı. Sana bir sürprizim var. Oo, İyi akşamlar. İmparatorum benim ya. İmparatorum benim. Ya, Allah razı olsun. Ya. Yani gerçekten size saygım sonsuz, sevgim sonsuz. Yani şu an Malatya'da yani beni o kadar insanlar arıyor ki yani yeni Malatya Spor'un düşmesi, işte Yeşilyurt'un düşmesi falan hiç kimse şu an Malatya'da bunları konuşmuyor. Şu an Malatya'da efsane konuşuluyor. Ben bunun farkındayım. İnşallah biz sizin yüzünüzü kara çıkartmayacağız. En kötü anımızda diyorum. Bak en kötü anımızda eğer bizi Arapgir yenemediyse en kötü durumumuzda yani o maç çok kötü. Yani ben öz eleştiri yapmak istiyorum. Kemal ben sana bir çok şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Demin buyurun. Aslında çok güzel bir şey söyledim. Benim hep yayınlarda söylediğim buydu. Siz Malatyaspor'u bir daha bu kadar kötü yakalayamayacaksınız dedin. Gerçekten yakalayamayacaklar. Şu var. Ben gördüklerimle mütevellit bir adamım. Yoksa hani evet kötü oynadı. Çok kötü oynadı. Bir şey demiyorum. Ama bunun üzerinde seyirci baskısı var. Ama kamuoyu baskısı var. Ama bunları taşımak zordur Kemal futbolcu olarak. Evet kesinlikle. Futbol oynamayan birine bunu anlatmak çok zor. Şimdi o maçlara çıkıp o seyircinin işte biz Antalya'da bir final oynadık. Ben sana oradan örnek vereyim. Ben içeri girdim duşta bir saat ağladım ya. Diyorum ki kendi kendime. Ya bu kadar insan gelmiş Malatya'dan. Ya biz bunların yüzünü yere baktırırsak zordur final oynamak. Ama şuna emin ol. Bu size o kadar büyük tecrübe oldu ki şu maç. İkinci maç asla böyle kesinlikle olmayacak. Kesinlikle. Ben söylüyorum. Petürges Arapgir Spor bir şans yakaladı. O şansı onu değerlendiremedi. Değerlendiremedi kesinlikle kaptanım. Tamam geçmiş olsun buna diyelim. İnanın, diyelim bak ya. Buna inanın. Ben tanıdığım, içinizde tanıdığım çok futbolcu kardeşlerim var. Birlikte çalıştığım futbolcu kardeşlerim var. Lütfen bunlara da onları aşıla. Bu benim tanıdığım futbolcu kardeşlerim o cumartesi günkü maçtaki futbolcu kardeşlerim değildi. Ama bu şansı kaçıran siz değilsiniz. Onlardı. Ama ikinci maç o alışkanlık bak size çok şey katacak. Çok şey getirecek. Ben buna inanıyorum. Ve şunu söylüyorum. Ben Malatyaspor'a inanmazsam, güvenmezsem asla bu yayınlara da çıkmam asla. Biz Malatyasporluyuz Kemal. Orada kesinlikle doğduk, orada büyüdük, orada her şeyimizi oradan getirdik. Şimdi siz kardeşlerimize kaldı bu iş. Lütfen şunu takım arkadaşlarına aşıla. Ben cuma günü akşam size bir şey söyledim. Kaybetmek dünyanın sonu değil. Siz insansınız, insansınız.
şunu söylüyorum. Mücadele etmeden hiçbir maçı kazanamazsınız. Siz bunun cumartesi günü örneğini yaşadınız. Lütfen sakin olun. Bak sabırlı olun. Siz o Arap giri çok rahat geçeceksiniz. Sabrınızla ve metanetinizle. Yavaş. Hiçbir şey, bak hiçbir şey. Sizler o onurlu formayı taşıyorsunuz. Ben yıllarca taşıdım. Şunu söylüyorum. Çık. Oyna. Kaybet. İnsanlar da desin ki Malatyaspor oynadı. Hak etti. Berabere bitti. Herkes saygı duysun. Şimdi İmparator, kaptanım. Şunu sana söyleyeyim. Bak ben şu an Malatya'da öğretmenlik de yapıyorum. İşte beni herkes bana şunu söylüyor. Ya siz ezildiniz. İşte siz çok kötü top oynadınız. Hiçbir şey yapmadınız. Sesim geliyor mu abi? Geliyor. Kaptanım, yani hocam telefon geldi de. Farkındayız. Şu an işte İdris Başkan'la konuşuyoruz işte. Başkanlarımla konuşuyoruz. Hocalarımızla konuşuyoruz. Ya üstünüzde diyor bir sıkıntı var. Evet gerçekten var. Şimdi İmparator'un dediği gibi. Şimdi Malatya'da işte gittiğim ortamlara şu an gitmiyorum. Niye biliyor musunuz? Ya nasıl top oynadınız bilmem ne. Ama biz şu an işte affedersiniz salaktayız. Gerçekten bizi çok kötü yakaladılar. Yani o hafta gerçekten çok kötü yakaladılar bizi. Ama biz bir şeylerin farkına vardık. Ama bizi en kötü halimizde bile yenemediler. Yenemediler. Bak bu, ben şöyle söylüyorum bak Kemal. Bunun futbolda adı şu. Kötü oynarken kaybetmemek çok önemli. Kesinlikle. Şunu söylüyorum. Kötü oynadınız, kaybetmediniz. Bir şansınız daha çıktı. O işte o size şans olarak geri dönecektir. Bak bu ilahi adalettir. Bunu unutma. Onun farkındayız. Maçtan sonra da seninle görüşeceğiz. Niye biliyor musun? Malatyaspor büyüktür. Tamam mı? Arması o büyüklüğün altında bugüne kadar tanıdığım herkes ezildi gitti. Malatyaspor hala yaşıyor. Kesinlikle. O kadar büyükmüş ki 400 tane 500 tane emniyeti 5000 tane futbol severi oraya toplayacak kadar büyükmüş Malatyaspor. Ya işte imparatorum ben işte İdris Başkan'ın söylediğiyle söyleyeceğim. Yani hani altını çamura atarsan bile çıkarttığın zaman altındır derler ya. Yani kesinlikle öyle. Yani gerçekten bu arma çok büyük. Yani şu an bile Malatya'da yani efsane dışında hiçbir şey konuşulmuyor. Gönderdiğimiz işte hocalarımız işi gücü rast gelsin. Hepsi abimiz, hocalarımız. Yani bizi beni arayanların hepsi işte hocalarınız niye gitti, bu takım niye yenemedi bilmem ne. Yani şu an Malatya'da ne Yeni Malatya'nın düşmesi, ne Yeşilyurt Belediyesi'nin küme düşmesi hiçbiri konuşulmuyor. Yani bu efsane ne olacak? Bu efsaneye hoca kim gelecek? Yeni Malatya i̇şte diye bir şey yok. Malatya Belediyespor. Malatya Belediyespor. Sana bir anlamı anlatacağım. Lütfen bunu da herkese anlat. Tamam İmparator. Sakarya maçının finalinde bizim kaleci kaptan Hakan'la birlikte kalıyoruz. 14 bin liraya Malatyaspor'da futbol oynuyorum. Bana teklif ettikleri para 250 bin lira. Dediler ki 10. dakikada Arham Adelem çekiyor de çık 250 bin lirayı cebine koy git. Ya Allahsız şerefsizler. Bak. Kimi satın alacaksınız lan köpekler. Geldiler Dedeman Oteli'ne, bu tarihtir. Dedeman Oteli'ne 15 metre Sakaryaspor bayrağı astılar. Elimde bıçakla adamın odasına çıktım. Herkes bilir bunu. Şimdi bak Malatyasporlu olmak bir ayrıcalıktır. Bunu unutma. Kesinlikle. Kesinlikle. Tamam mı? Ben Belediyesporlu değilim. Ama inşallah da küme düşmez. İnşallah. İnşallah. Ben orasına İnşallah. Değilim. Bunu niye anlattım İnşallah. Sana biliyor musun? Doğuş bu kadar insan bu formaya, bu armaya eğer gerçekten değer verip geliyorsa buraya sizler de orada futbolcu kardeşlerimiz olarak bunun değerini bilin. Kesinlikle. Bilmiyorsunuz demiyorum. Bak yanlış anlama beni sakın. Sadece şu
sizden sabır ve metanetle oynamanızı istiyorum. Bak sabır. Sabır. Bak Hanifi Başkanım dedi ki golü çok güzel bir dakikada buldunuz. Dedim ki başkan golü çok güzel bir dakikada bulmadılar. Ben kocam benim bilgim ancak o kadar ne diyeyim yani. Niye biliyor musun? O gol sizi ne yaptı biliyor musun? Attı geriye attı geriye danduna döndünüz. Doğru mu? Evet. Topla hiç çıkamadı. Evet. Bak futbol düştü. Kemal kaptanımız düştü. Dingine işte atar tekrardan Suat Başkanım bak ben tarihim gördün mü neler anlatıyorum. Evet. Evet. Vallahi billahi. Abi sana yemin ederim 250 bin lira parayı getirdiler. Dedim ki kim Malatyaspor'u satar şerefsizdir. Hocam. Bunlar da bu formanın doğru değil diyorsun da ben ispatlarım. Yok herhalde canım onda sıkıntı yok da. Dayı. Dayı. Efendim. Şimdi Kemal kaptanım gelene kadar ben şeyi söyleyeceğim. He sen telefona bak. Kemal kaptanım geldim yine sen gel hocam. Bu Hanifi başkanım özür dileyim Hanifi başkanım. Demin bir açıklama yaptık da yani şu anda Malatyaspor dışarıdan yardım Zeynel başkanımız söyledi ona cevap veremedik. Yani bundan sonra Malatyaspor adı altında yardım toplayanları dedik. Yani şu anda yardım toplayan yok da Zeynel abi, Zeynel Çubuk abim. Yani öyle bir açıklama yapılmış. Biz de onu açıkladık. Yani şu anda Malatyaspor'un adı altında kimse para toplamaz, toplayamaz da bizim haberimiz veya işte yönetimin haberi olmadan. Yani ben bunu buradan belirteyim Zeynel abi. Evet Hanifi Başkan. Kemal kaptanım istek falan attı mı Öbar abim? Geri çekti. Attı geri çekti abi. He şey ya. Yine yayın başındaki şeyler var. Suat dayı. Efendim? Şimdi ben dedim hani yayının sonunda şey derim de Malatya'da iki tane futbol topunu gelip benim çok sevdiğim bir ağabeyimden isteyenler oldu. İki tane futbol topu ya. Benim o ağabeyim de İstanbul'da ona beş tane top verdi. Daha fazla. Malatya bunları yaşadı. Doğru mu? Doğru. Ya benim çok sevdiğim ağabeyim de böyle yaptı. Sen iki tane futbol topu, aha sana beş tane top dedi. Bülent Kapkıner başkanım bizdeyiz. Aha geldi. Hocam. Efendim başkanım. Kaptanım hoş geldin. Sen yayında düştün ya. He, aynen başkanım. İmparatorum, kaptanım geldi sana zahmet. O zaman imparatorum gelip sözlerini tamamlayana kadar. Suat da herhalde en son sözü sen kaptanıma söyleyeceksin. Ben arada kaptanım. Dur şey geldi. İmparatorum geldi. Aha. Kaptana Kemal'im söyle. Efendim imparatorum. Ben söyledim. Sen lafın yarım kaldı. Şimdi şöyle. Kemal futbolcuyken birçok şeyi o futbolu o formayı, o atmosferi giyip yaşamayan insanların birçoğu bunu bilmez. Sizi yanlış değerlendirebilir. Ben çünkü futbolcu gözüyle bakıyorum, futbolcu psikolojisiyle bakıyorum. Çok farklı bakıyorum olaya. Niye? Çünkü ben onun içinden geldim. Bu maçları taşımak çok zordur. Bu maçlar gerçekten hani senede kaç defa oynarsın desen, senede iki defa oynarsın böyle finalleri. O finallerde işte gelip böyle 3000-4000 seyircinin önüne gelince futbolcu bundan hiç oynamamış çocuklar stres yapıp geriye gidebilir. Herkes aynı yükü taşımayabilir. Kesinlikle. Zordur. Ama şu vardır. Taşıması gereken insanlar da o belki o gün o yükü taşıyamadı. Kesinlikle. Niye? Şimdi çünkü hata yaptığın zaman telafisi olmayan bir maç oynadınız. Hayat hocam, şimdi birebir bizim Malatyaspor'umuzun futbolcularının kaptanı hem sana şey cevap olsun diye söyleyeyim bunu. Potansiyellerini bildikleri için kötü oynanıldı deneliği. Yani bunların potansiyeli onlardan
oynadığımız rakipten çok üstte olduğu için kaptanım yani bunlar söyleniliyor, konuşuluyor. Doğrudur. Sizi o şekilde yakalamaları da çok zordu yani. Kesinlikle. Suat Başkanım ama bizi Suat çok abi, kötü yapıyorlar. O şansları da kaybettiler. Bak ben söylüyorum. Kaybettiler. Kesinlikle kaybettiler. Ben bir daha Malatyaspor'u böyle yakalayacaklarını tahmin etmiyorum. Etmiyorum çünkü futbol bilgim bana bunu gerektiriyor. Futbol bilgim bana bunu söyletiyor. Evet. Bir maç. Zorluk derecesi yüksek bir maç. Bunu kaldıramayabilir bazı futbolcu arkadaşlarımız ama ikinci maç tersine döndüğünde bu kadar kötüyken seni yenemeyen rakibin ikinci maçta bu atmosfere alışık bir Malatyasporlu oynayacak artık. Bu çok zor. Onlar için çok zor. Malatyaspor için değil artık. O bitti. Şimdi yeni sayfada Arapgülspor'un işi çok zor. Buna inanın. Futbol bilgim bana bunu söyletiyor. Ben inanmadığım hiçbir şeyi burada çıkıp futbolda asla büyük konuşmadım abi. Almanlar diyor ki oynanılmamış hiçbir maç kazanılmamıştır. Kesinlikle. Şimdi biz büyük konuşup afaki şunu yaparız bunu yaparız demiyoruz ama şu bir gerçek ki o gün Malatyaspor'u yenemeyen Arapgülspor artık bundan sonra işi çok zor. İmkansız. Yenmeleri imkansız. Bak bizim takımı kaptanım, imparatorum. Sen biliyorsun yani en kötü zamanımızda bizi öyle yakaladı. Bizi yenemedikten sonra bu süreçten sonra bizi hayatta yenemezler. Bitti. Ama bu kadar şu nokta. Da bir gerçek, şu da bir gerçek. Biz de ayaklarımızı yere basmamız lazım. Rakibimizin işte artılarını, eksilerini analiz ettik kendi çapımızda. Neresi iyi, hangi oyuncusu iyi onu da az buçuk analiz ettik. Yani bu saatten sonra çıkacağımız kadro, çıkacağımız sistemi de az buçuk biliyoruz. Yani biz tamamen yenmeye yönelik çıkmıştık o maçta. Ama işte süreç onu götürmedi. İşte dediğiniz gibi işte tribün baskısı, işte belki taraftar, işte ama olmadı. Ama bu süreçten sonra bizi hayatta yenmeleri, bizi en kötü halimizde yakaladılar ama yenemediler. Bu süreçten sonra da salı günkü maçta bizi yenmeleri imkansız. Ben bak, bunun garantisini söyleyeyim. Veririm yani. İnşallah. Kemal'im şöyle söyleyeyim. İnşallah. Bir takım futbolda veriler nasıldır? Futbol istatistikleri nasıldır? Bir takım kötüyse diğer takım iyi görünür değil mi? Evet. Bu nettir. Şimdi sen kötüysen Arapgülspor iyi göründü. Hatta burada bize canlı yayınlarda işte 100 tane maç yapsanız kazanamazsınız gibi evet, mesajlar evet. geldi. Şimdi şu sen kötüyken rakip tabii ki iyi görünecek. Kesinlikle. Çünkü niye görürsün? Ama senin iyi olduğunda İşte o dengelerin bütün hepsini alt üst edeceksin. Kesinlikle. Zaten şu anda şunun da farkındayız. Şu an onların biz bilmiyorum biz diyorlar biz demiyorlar. Bizim kadromuzu merak ediyorlar. Ben onu da biliyorum. Hangi kadroyla çıkacaksınız? Hangi sporcuyla başlayacaksınız? Onların da yaptıklarının farkındayım. Yani, ben söyleyeyim Kemal'im. 11 tane kaplan var orada. Ha, orası öyle başkanım. Orası öyle ama... şu an işte onlar şu an bir havaya girdiler. Evet. Ben biliyorum. Yani çünkü bana gelen evet. olumsuz muhabbetlerden biliyorum. Yani çok kötüydünüz, sizi ezdiler, çok dinçlerdi. İşte orta sahada %70 topla oynadılar. Onlar zaten bir havaya girmişler. Zaten bizi yeneceklerinin farkına varmışlar tarzında bak, Kemal, sana bir şey hava yaratmışlar. Bak. Sana çok önemli bir şey söyleyeyim. Bunu da bütün arkadaşlarına anlat. Biz buradan Antalya'ya giderken evet benim hiçbir şansımız yok. Kariyerimde çok finaller vardır. Antalya'ya giderken insanlar diyordu ki birinci maç elenir gelirler. Kesinlikle. Sebat ne diyormuş biliyor musun? İnşallah kura'da Malatyaspor'u çekeriz. Ne oldu? Dörtlük oldular. Çektiler, kura'yı çektiler, istediler, geldi. Şimdi bak, Allah verin ya. Şimdi bak biz oradan şampiyon döndük. İşte olay bu. Sadece şu, öyle kötü oynadık, biz kötü takımız demek ki kötü takım olunmuyor. Tamam mı? Yani şu an şey şöyle, sahada, sahada sizin 11 tane yürekli arkadaşlarınızla çözülecek. Dışarıdaki 7 tane yedekteki arkadaşlarımızla çözülecek. Kesinlikle. Onun için kim ne söylerse söylesin, siz kendinize bakın abi.
Siz kesinlikle bunu başaracaksınız. Bak bunu, buna, bunun altına imza atıyorum ben bugün. Canlı yayında söylüyorum. Bak futbolda asla büyük konuşmak. Ya. Ama diyorum ki sizi o gün yenemeyen Arap Gülspor'un artık işi çok zor. Çok zor. Yani imparatorum, yani şey, futbolun hani şeyi birdir derler ya. Aynen öyle. Yani bizi o maçta yenemediler. Yani şu an şöyle bir süreç de var. Yani şu an İdris Başkan'ım, işte yönetim, biz bir zor bir sürece girdik. Yani şu an işte hocalarımız yok. Hocalarımız da ayrıldı. Ama şu an bizim topçularımızın şunun farkında. Yani neyin farkında? Şu gerçeğin farkında. Yani biz artık, yani bu yönetimin, bu taraftarın, bu halkın bize olan güveninin farkında. Yani niye? Çünkü biz gerçekten o maçtan sonra sanki yenilmiş gibiydik. Yani onlar seviniyordu, onlar taraftarına koşuyordu. Beraberliğin mutluluğunu yaşıyordu ama biz beraberliğin mutsuzluğunu yaşıyorduk. Beraberliğin mutsuzluğunu. O kadar odaklanmıştık yani galibiyete. Yani onlar o beraberliğin mutluluğuyla beraber şu an sanki şampiyon olmuşlar gibi bir izlenim yaratıyorlar. İşte sosyal medyada olsun, Malatya'da olsun. Ben daha şu an herkes belki... bize, şu an herkes bize çok yükleniyor. Ya siz bu muydunuz? Sizin artık işte yeri geldi. İşte yaşın belki bir şeye gelmiş. Ya yaşlısınız, top oynayamadınız, bilmem ne oldu. Herkes bizim o şekilde üstümüze geldiler. Ya biz her şeyin farkındayız ama gerçeği işte sahada göstereceğiz biz. Yani kaptanım, yani sen biliyorsun bu muhabbeti. Biz bunları, bu söylenenleri hepsini salı günü göstereceğiz. Salı günü. Bitti. Sahada her şey er meydanında. Her şey ya, salı günü görünecek yani, her şey ortada o zaman olacak. Yani ben bir haftadır okul müdürüm, benim maçım. Kurbanım, kaptanım, Allah'ınıza kurbanım. Benim müdürüm maça gelmiş. Benim okul müdürüm maça gelmiş. Arapgirli. Kendisi 20 sene Arapgir'de işte müdürlük yapmış. İşte biliyor benim takımın kaptanı olduğumu. İşte gelmiş. Bana diyor ki ya diyor, Arapgir Spor diyor sizi diyor ezdi. Gençler diyor mücadele etti. Siz ha, diyor geldin, işte yapamadınız bilmem ne. Sonuç. Ya dedim müdürüm, dedim doğru söylüyorsun. Ya ne diyeyim, doğru söylüyorsun ama ben sonuç o muydum, o değildim. Ben ezdi, kendimden ezdi, utandım mı? Sonuç ne, utandım. Abi sonuç beraberlik. Bak he, Kemal, yani onlar sanki kendini şampiyon. Malatya'da şu an şu var. Yani Arapgir disiplinli, Arapgir gençleri dedim, bir salı, bir de salıyı görek dedim ya. Bir de bir salıyı görek. Bir de bunun salısı var. Yani biz yenilmedik. Kemal, bak sosyal medyalarından ayın 21'i mi maç? 22'si. 22'si pardon. 22'sinde şampiyonluk naraları atıyorlar. Tamam mı? Herkes burada. Ben de söylüyorum. Futbol bilgim beni yanıltmasın. Allah'a hiç samimi konuşmam. Evet. Salı günü görüşürüz. Aynen. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Kaptan. Ne kadar konuşursak konuşalım. Er meydanı sağ abi. Sağ. Kemal herhalde dışarıdasın. Ya aynen Turabi abi. Bahri abi diyecektim. Turabi. He Bahri abi. Kardeşim sen de fazla dışarıda. Dur ben Kemal'ıma bir şey söyleyeyim. Söyle, ben çıkıyorum. Tamam. Kemal'im seni çok öpüyorum. Bütün arkadaşlara selamlar. Kaptan, imparatorum, ben de seni seviyorum. Saygılar duyuyorum. Sağ olasın kardeşim benim, sağ ol. Kaptanım. Efendim ben, başkanım. Ben dedim ki biz en az sizler kadar istiyoruz. Ne olur bizi sevindirin, ihtiyacımız var. Maçtan önce demiştim bunu. Maçta ne kadar çok istediğimizi gördün değil mi kardeşim? Kesinlikle. Futbol arkadaşlarımızla beraber. Ya sizin o buraya gelmeniz, o şartlarda Hayat abinin buraya gelmesi, sağlık sorunlarından dolayı biz yani o tarafları gördük. Ya biz de çok istiyoruz. Çok istiyoruz. İdris Başkanımın, ben, Mustafa Güler'in. Bak şuna dikkatini çekerim kaptanım. Dedim ki en az sizler kadar istiyoruz. Bizim de en az sizler kadar istediğimizi tribünlerden gördüm. Doğru mu kardeşim? Kesinlikle başkanım. O zaman bizi sevindirin kardeşim. İnşallah başkanım. Ben hepinizi öpüyorum, size güveniyorum. Sizi yüce Rabbime emanet ediyorum. Tırnağınıza taş değmesin. Sakatlıksız. Allah razı olsun başkanım. Sinirsiz, stressiz. Bak bir kardeşimiz bir şey yazmış, onu da okuyayım. Cafer Ali arkadaşımız diyor ki 84
Hani 83-84'lerden mağlup şampiyon olduk ya, oraya atıfta bulunmuş. 2000-2001'de yine şampiyon olduk. İşte kaptanımın dediği gibi şeydeki Antalya'daki Sakarya final maçında ona atıfta bulunmuş. Ve üçüncü efsane 2022 bu kadro. Bunu ben her zaman da söylemiştim. Kardeşimiz de bana katkıda bulunmuş, teyit etmiş. Aynen öyle. Yani şanlı İnşallah. Tarihimize altın harflerle yazılacaksınız. Bu sizin İnşallah. Hakkınız, siz bunu hak ettiniz. İnşallah bu, başkanım. Ben son kez bir şey daha söyleyeceğim başkanım. Fuat Dayım da bir şey söyleyecekmiş de çıkmadan. Bir şey daha söyleyeceğim. İmparatorum Hayati abimin söylediği doğru. Antalya'ya gittikleri zaman onlara hiç kimse şans vermiyordu. Hiç kimse. Bu maçtan sonra da bize hiç kimse şans vermiyor. İşte söylenenler var. Ama kesinlikle salı günü farklı bir maç olacak. İnşallah. Allah'ına kurbanım senin. İnşallah. Dayı buyur. Allah razı olsun. Cemal'im. Efendim evet, Bahri abi. Suat Başkan. Suat Başkanım, ha, bir şey söyleyeceği varsa. Evet. Şeyi söyledim. Yani sizi Kemal, yani kötü değil, yani siz, sizin şeyiniz belli, potansiyeliniz belli, karşınızdaki rakiplerinizin potansiyeli belli. Yani siz onlardan kat kat üstünsünüz. Hepsinden birebir. E baktığınız zaman yani sana kötü oynamışsın diyecek. Yani onu tab beraberliğe sevinecekler. İnşallah böyle bir gazabele olmadan inşallah onlara gerekeni sahada cevabını verirsiniz. Bu formanın, bu logonun, bu Malatya Spor'un yani evet. Armanın hakkını artık sizden bekliyoruz. Yapacak başka hiçbir şey yok. Eyvallah Suat dayım ben. Suat dayım. Kaptanım, evet. Kaptanım bir şey söyleyeceğim. Şimdi Sevinç Çetin diye bir arkadaşımız demiş ki yaşlısınız, takımınızın hepsi yaşlı. Olabilir. Eve mi götüreceksin kardeş? Sevinç ya, o Çetin. Yaşlı deden şahıs geçen Kemal, sene kaptanım, bir... Kaptanım sen girme. Sen girme o topa. Bak. Senin abin burada, sen girme. Sevinç abi, Çetin. Eğer eve götüreceksen kardeşim buyur yani sana ne lazım sen onu söyle. Sevinç Çetin, sen onu söyle, provokatör. Sen de ki bana bu lazım, sana buluruz, sıkıntı değil. Yani o kardeşlerim gereğini yapar. Sen eve götüreceksen problem değil. Sen ev adresini ver kardeşim ben. Kemal kaptanım, çok teşekkür ederiz. Seni soğukta beklettik. Kusura bakmayasın, hakkını helal et. Estağfurullah. Basın. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar abim. Görüşürüz. Diliyorum. Sağ olun. Kaptanım seni seviyoruz. Ben de seni başkanım. Görüşürüz. Bütün iyi yayınlar. Bütün kardeşlerime abi. Selamlarımı gönder. Hepsinin yanaklarından. Aleyküm selam abim benim. Aleyküm selam abim benim. Hadi hayırlı akşamlar. Görüşürüz abi. İyi akşamlar. Sağ ol. Abi bu arada yayınımızın da sonuna geldik. Suat başkanım. Ya Sevinç Çetin sana ne? Biz 40 yaş toplarız, 50 yaş toplarız. Terbiyesizlik yapma diyorsun da. Terbiyesiz sensin. Bak numaramı yaz. Burada insanları rahatsız etme. Bak 0532 733 95 94. 0532 733 95 94. Burada insanları meşgul etme. Bak gereksiz burada polemiklere girme. Tamam mı? Bizim senin fikrine ihtiyacımız yok. Sen bak takıma nerede 40 yaş varsa sana ne kardeş? Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Sana genç lazımsa git bul kardeş. Ne diyeyim dayı, kurban oldum evet. Ya. Bir de diyor terbiyesizlik yapma. Utanmaz haysiyetsiz. Sen ne yaptığını biliyor musun? Ya, provoke ediyorsun. Orada çocuklar konuşuyor. Tamam sen gelmişsin, sen satılıksın. Sen satılıksın. Yuların birinin elinde. Sen oradan bilmem ne yapıyorsun. Ben biliyorum ki senin ismin de Sevinç Çetin değil. Bir kod ismiyle gelmişsin. Bak gülüyor. Bir de gülücük gönderiyor bana. Ya siktir et. Öngörle gitsin ya. Hanım, takılma. Ya, takılma evet, değil hani dayı, kurban olam. Durmuyorlar ki durak. Durmuyorlar ki durak. Durmuyorlar ki durak ya. Ya 0532 733 95 94. Burada insanları huzursuz etme. Ara. Ben sana genç, yaşlı,
Her türlü konuşurum. Hiç sıkıntı değil. Bu arada Halife Başkanım, son sözlerini alalım. Tabii son final sözlerini dayım söylesin. Dayım geldi, ellerinden öpüyorum. Yayınımıza şeref verdi. Değerli şeylerde bulundu. Gerçi o şeylerde fazla şey yapamadı. Ama bir sonraki yayınlarda daha fazla tecrübelerinden istifade edeceğiz. Allah razı olsun. İyi ki varsın. Bize güç veriyorsun. Başımızın tacısın. İzleyen arkadaşlarıma, kardeşlerime, büyüklerime selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Futbolcu kardeşlerim de zaten başkanlarım, Muharrem Zeyno hocamın da duaları üzerimizde, ellerinden öpüyorum. Paşa hocamın kardeşimin de, futbolcu kardeşlerim de, ondan sonra hepsine saygılarımı gönderiyorum, başarılar diliyorum. Biz bu maçı alacağız, bizim ihtiyacımız var, daha çok istiyoruz. Buyur dayım benim. Sağ ol, sağ ol başkanım. Evet Suat Başkanım. Burada yayın izleyen arkadaşlara, burada yayında emeği geçen sana, Hanifi Başkanıma, Hayat Hocama, Kaptanıma, herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Maçta bizi yalnız bırakmayan bütün Malatyaspor seyircisine, kamuoyuna, büyüklerine, herkese Allah razı olsun herkesten. Ayrı ayrı herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diyorum, diliyorum size. Salı günü inşallah görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim başkanım. Bizi kırmadın, yayınımıza katıldın. Suat Başkanım, Hanefi Başkanım, Hayati İmparatoruma çok teşekkür ederim. Namaz kılmaya yetti. Yarın... Namaz kılmaya yetti. Gelince söyleyeceğim selamlarınızı. Aleykümselam. Allah hepinizden razı olsun. Bizi izleyen arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür eder. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Emrah senin de Allah'ına kurban kardeş. Bu arada bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Bugünkü yayın konuğumuz iş insanı Sayın Suat Yıldırım'dı. İmparatorumuz Hayati Palancı biraz rahatsızdı, ona da geçmiş olsun der selamlarımızı iletiyoruz. Hanefi Başkanıma çok çok teşekkür ediyoruz. Siz bizi dinleyen tüm arkadaşlarımıza da çok teşekkür eder, hayırlı akşamlar diliyoruz. Yarın değil, öbürsü gün buluşmak üzere çok teşekkür eder, hayırlı akşamlar diliyoruz.